Ama tam şey sesi değil mi? Evet, var. Oğlum bu ne bu arada? Şey değil mi böyle? Hayır. Sivrisineklerin öldüğü şeyler var. İşte sivrisineklerin öldüğü bir ses ama tek tek şöyle geliyor. Aa bak bak. Çat diye geliyor gidiyor. Ha, neyse şeyde kayıtta dinlersin. Renk katıyor şu anda. Aynen. Yo hayır olmasın canım varsa. Yani benlik bir şeyse çözelim yani. İnsanlar dikkatini çeker. Kötü değil o kadar ya. Yani. Çat olayı gidiyor. Ne <laughs> <laughs> ben de duydum bu arada evet. Allah Allah İlginç. O İlginç, enteresan vallahi enteresan şu an duyamıyorum çaktı galiba burda aha İlginç. ama bak sürekli benden mavi çıkıp duruyor şey dikdörtgen yani bir olay var herhalde ya Bilemedim. Yani öyle olmaması lazım. Hepsi yok Neyse, Bugs suçu. Ya da Nazi selamı yapan Seth Let's see. Bir dakika. Bugs Bunny orada neyin içinde duruyor ya? Ya sesi aç bakayım ya. <laughs> 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 Şu anda şöyle göstereyim. Aa. Ha. Ve önce şunu göstereyim. Şöyle tatlı Aa, bir şey lan, ben de var. Ayda büyük güldo diyorum. <gülüyor> Bu içindekiler <laughs> sandım. Neyse. Bu e, sevgili Yusuf Oman Sertek tarafından hmm, e, bir vay, vay. anısı var biliyorsunuz. Anısı var. Evet. Tabii Ve e, tüm o yaşanmışlıkların üzerine bun, bundan daha anlamlı bir şey olamazdı herhalde diye düşünüyorum. Bence olur acılı Heinz ketchup ama evet o da Ehe. güzelmiş. Ee, onun karşılığı bu oldu yani. Fazlasıyla hmm. da gerçekten karşıladı. İkinci olarak da burada şöyle bir şeyimiz var. Vay. Kardeşim. Wrestling Studio. Şundan mı yoksa? Burada, burada da şöyle aynen bundan mı? Şundan Tam mı yoksa? Tam olarak kendisi. Evet. Şaka niye farklı? Haa Kero'nunki de aynıymış falan. Yok yok şaka yaptım. Bu tarafını çevirince aynı oluyor. <laughs> Bu arada güzel ya bunu çift taraflı böyle olması. Evet. Enes evet abi bu, bu, nereden? yani bu senden bize hediye bu arada ama nereden? Bu yani? E, bizim izleyicilerimizden bir olan Ömer Faruk ki ben görmesem de siz aslında e, Bad Blood buluşmasından önce ona sen gördün siz görmüşsünüzdür. Aa, Bana yetişememiş. Siz ha, Görüşemedik doğru, sonra doğru. da e, görüştük <laughs> şeyle. Görüntülü falan görüştük. Kendisi bunlarla uğraşıyormuş bu arada. Hoşuma da gitti. Bunun da e, satışı var arkadaşlar bu arada chopier.com'da herhalde. Ee, şu an zaten ben aşağı linkini koymuşumdur. Hatta kendisiyle konuştuk ve dedi ki Pro Wrestling Studio izleyenlerine özel e, %10 indirim ayarladık. Bunda hmm. haberiniz olsun. Aşağıda linki var. Almak isteyenler. Don't. İleride şey de olur bu arada. Bak bunu alanlar böyle Pro Wrestling Studio izlerken böyle kahvesini yudumlarken fotoğraf atsınlar mesela. O da güzel olabilir. Evet. E, keyifli olur. Hem bizim buradan arkadaşa desteğimiz de olsun. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Almak isteyenler de. Güzel çünkü artık kış da geliyor. Güzel kahveler falan. talepler, Ne varsa. Sıcak, şey sıcak peki? çikolata. O... İşte şey, bu. Mi? şey mi peki? E, i̇stedikleri. Mesela adam Undertaker fanı. Şuraya T çizdirebiliyor mu? Yok o Kendisi kastım yaptıramıyor galiba ama şu an mevcut şeyinde e, satışta Siyampunk hmm. gördüm ben. Randy hmm. Orton'lu var. E, sonra ne var? Roman Reigns'li gördüm. Bu şey ama WWE dışında da şeyler var zaten. Muhtemelen zaten ilgi de görürse umarım görür. İleride daha da farklı ürün çeşitliliği de olacaktır diye tahmin ediyorum yani. Oo, çok Keyifli iyi. ama benim hoşuma gitti yani. Vallahi çok iyi. Tebrik ben ederim. Yağız yastığı istiyorum. Yağız <laughs> Altın yastığı. Ulan <laughs> sana da onu alacağım lan. Vallahi sana da onu alacağım. Tamam. Yağız tamam. Altın tamam. yastığı derken şekil olarak mı? 1.90 Artık... <laughs> Hayaline bırak. O da çok pahalı olur bu arada ya. Doldurulur bir şey. Tam olarak ne için kullanacaksın ben sana bir şeyler ayarlamaya çalış. Lan belki yastıkla uyuyordur, bacak arasına fan koyuyordur. Bugün evet. bu program ne kadar <laughs> e... seni koyacak. <laughs> erotik başladı ya. erotik başladı. Arkanda Ceyusa var ya. Abi şimdi ben oraya ona girmeden önce ha, ona konuşalım. birazdan gireceğim. Ya yani e, koyacak adam bulamadın kardeşim gözün seveyim Adam değil evet, Gerçi eski Intercontinental şampiyonumuza aynen, saygı ben, helal olsun. Ben biraz hmm. daha oradan gireceğim. Eski oldu. Çünkü bir haftadır Jay'ı sevmeye başladım. Şöyle bir işler desteklemeye başladım. Hoşuma gitmeye başladı. Yayın falan yaptım. Adını Yiğit koydum böyle yayının. Yiğit koydum. kara. <laughs> e, sonra yayında bana e, Super Chat'ten şey gelince, bağış gelince LA Night çıkıyordu. Onu değiştirdim. Jay'ı CM Pak ve Yiğit yapıyor böyle. Ne oldu? Ne oldu? Bir hafta sürdü. Kitlemem bir hafta sürdü. Bir haftada basiretini bağladım. Hallettim evet. o işi yani. Neyse onu konuşacağız. Abi Konya'da <laughs> yapsana bunu ya. Şey yap. <laughs> American Nightmare diye yayın aç. American Nightmare. <laughs> o iş bende. Tamam. Demin bir şey daha anlatıyor. Öyle geçeyim. Uyuyakalmışız yine e, bu haftada. E, aramışsınız e, ama yemin ederim size bilinçaltı çok başka bir şey. Ben sizin aramalarınıza uyanmadım. E, Telefon şarjı bitmiş bilgisayardan whatsapp çıktı Yemin ederim rüya gördüm bak yemin ederim. Bir köşe başında Enes abi bir tulumba tatlıcısından. Tulumba diyorum sen <gülüyor> tatlı <gülüyor> alıyordun. Ben seni görüyorum arkadan ve tulumbacıya... Para verirken gördüm. Cebinden para çıkarıyorsun. Parayı uzatıyorsun rüyamda. Elinde bir 20'lik var. Ben onu böyle dedim. Bak kapayım da şaka yapayım dedim. şöyle. Arkadan hani kötü şaka olur ya. Bet yok. Tam kaptım şöyle döndüm. Oğlum nerede kaldın ya? İki saattir seni bekliyoruz dedi. Yemin ederim uyandım bak. Böyle bir şey yemin ediyorum gördüm. Bir <laughs> uyandım saat 22.04. Bak bilinçaltı başka bir şey. Öyle bir rüya gördüm. Tulum batan ya o yüzden yaratıcı videolar yapıyor Rıspanel Serpilik. <laughs> yeni bir şans olduğu için. Evet. Bence bunu programa başlamadan önce yapalım ya. Değil ha, mi? Bence de evet. Bence de. Oh. bence de. Evet. Bak kardeşi ikizi burada. <laughs> bu da artık. <laughs> Şimdi Neydi birazdan mi? birinizin olacak bu arada yani. Onat. Aptop'u sana hatta hatta atıyorum hediyeler, kardeşim. Hediyeler havada uçuyor. Evet geçen hafta bir şey duyurduk. Ee, dedik ki neydi The Rock Funko Pop'unu kazanmak istiyorsanız bize bir herhangi bir filmi bir WWE içeriğiyle yani yorumlayıp bize yönlerin dedik. Poster. Çok çoğunuz anlamamışsınız üzüldüm normal <laughs> ama bugünden sonra keşke anlasaydım e, diyeceksiniz. Çok sevgili Enzo, Yağız Altun ve Keroşero ve bendenizin sizlere hediye edeceği The Rock Funko Pop'uyla. Şimdi bir yarışma başlıyor. Elimizde çok afiş yok, az afiş de yok. Bunu geçmişte Özgür Arslan yapmıştı. Ondan esinlenerek ben de yapmak istedim. O biraz daha mutluydu. Abi, yap yap. Reytingler artıyor abi. Yap. Bunu geçen <laughs> de yapmıştı ya. <laughs> Reytingler artıyor. Ben de artmaz oğlum. Rüya değiliz. Şimdi e, Enes abi bize tek tek afişleri gönderecek. Biz bakacağız. Favoriniz olursa not alın. Hani ama Kimsenin favorisi olan olmazsa, teşekkür ediyoruz. Havuz dışında kalıyor. En son, havuz içinde kalanları çarka atacağız. Çarktan kim gelirse o kazanacak. Buyurun başlayalım. Kimin gönderdiğini söylemeyeceğiz. İsim isim yok. Tamam. Kazananı evet. söylediniz direkt. Hepsini böyle sıra sıra baş harfini evet. başlıyorum Hadi gidiyoruz o bakalım. Önce. O zaman... ha, wow. Evet. <laughs> Oo güzel başladık. Abi Kaf, kafanı biraz yana çeksene. Aa, pardon, pardon, pardon. Evet. <laughs> Öyle yapalım. Aynen. Ahraz beşler, <laughs> maskeli beşler. WWE <laughs> hey, stüdyoları gururla sunar. Bir de Crunchworld'da şey, maskeli hmm. beşler Irak'tan. Bak Mantıklı güzel, var. güzel diyorum, Güzel Aynen. diyorum. Onları Keyifli. başaramayacakları bir görevi gönderdiler. Neymiş? Ancak Baş... ancak onların aptallıklarını küçümsediler. 24/7 kemerini geri getirmek için çok tehlikeli bir yere gidiyorlar şey ama, hani, olması beni sevindirdi. Seçilen kişiler bence e, Makara güzel aynen. Ama orada bu filmi bakar. görmek isterdim evet. Yani. Aynen. Orijinalini izledin mi Kero? çıktığında izledim de hiç hatırlamıyorum o yüzden. İzledim Taksici ya. vardı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Maskeler çok güzeldi bu arada. Ceza <laughs> falan deniyordu değil mi? <gülüyor> aynen aynen. <laughs> Dur sözlerini ezberlemiştim nasıl unuttum ya. Yıllardır izlemiyorum neyse. Geçeyim mi? Devam. Ne diyorsunuz? Bunu bunu havuzuna alan var mı? Ben alıyorum ya bu güzel. Ben de Tangaloa var diye alacağım. Aynen bu bu çünkü en çok günlüklerimden biri oldu yani. Keyifli. Alın mı diye. Güzel olmuş. Eline sağlık kim yaptı sen? Devam. Buyurun. Devam. Oo. Bence direkt alalım bu arada. Kesinlikle. Bu çok çok rahat yani. Çok çok güzel var. Kolaydı aslında. Yapmanız gereken şey bu kadar kolaydı. Bu direkt bence ya. Hmm. şu an. Güncelde de gayet gideri olan. Renderler ee... falan da kaliteli. Elmaya da Carlito etiketlerini paylaşabilir mesela. <laughs> tatlı gerçekten. <laughs> çok hoş olmuş. Ee, Carlito, yu Carlito yu böyle bir şeffaf arkada aynı. Kafa olarak elmada. Aldık o zaman bunu da. Aldım. Rahat Alıyormuşuz. <gülüyor> 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 Avengers. Bu, evet. Bunun üzerine bir konuşalım. Evet. Ben konuşurum. Bence şu an çok tatlı olmuş. Yukarıda isimler de güzel yazılmış. Kodriot falan. Tam film şey gibi. Ben Thanos'u rak yapardım. Final hmm. boss adı üstünde. Rak var mı? Var. Evet. Kafası karışmış bakıyor. Şimdi tabii Tabi Marvel'ı takip edenler her birinin evet. kim olduğunu eşleştirir muhtemelen. Ha ben bilemiyorum şu an. Onu da ben Aynen. bilirim. O yüzden e, şu an Roman orada olması daha uygun. Çünkü Roman Thanos gibi düşünün. yani şey evet. yani o yok edilmesi gereken o en büyük şey falan diye. Bence çok doğru. Şeyde zaten Kaptan Amerika kıvamında bir kodros var orada. Ee. güzel ya. Ben ben şey Mi? <laughs> şey mi peki? Undertaker'ın olduğu yerde kim var orijinalde biliyor musun? Onu tam orijinalde kimler var bilmiyorum. Yani, Hatta bir şey diyeceğim. Yani en üstteki Thanos bile tamam. ama şey o konu o yani. He. O tepe şey ya, şu an tam bilemiyorum orijinalde neler vardı. Bu arada, ben e bu posterle pardon. Evet buyurun buyurun. Ben bu posterle ilgili şu yorum yapmak istiyorum. İlk gördüğümde gerçekten e, takipçilerden geldiğine inanamamıştım yani. O o ayarda güzel gö göründü gözüme. Şu anda da favorilerimden bir tanesi. Gerçekten bunu gönderen kişi yaptıysa ben özel olarak tebrik etmek istiyorum. Çok güzel ve e, şeydi hani e, kusursuz bir çalışma olmuş bence. Gayet göze hoş geliyor. İşte renderlar 4K falan olsa bildiğim poster gibi yayınlayabilirsin yani. Eğer gönderen kişi yaptıysa tebrik ediyorum. Eline sağlık. Next Abi, ben bunu bunu gruba attığımda gerçekten herkes aşırı tepki verdi. Evet. Bayağı bir sevdi hepsi bunu. Ya seçilen kişiler zaten çok güzel direkt o e, main event'in eksiksi zaten yani herkes var. Hı yani, yani, WhatsApp'ına bir bakabilir misin? Hem ben. Doğru. Ben siz, siz devam edin buyurun. İfşa atmış onat galiba. Hadi. Ben Setrolis kim olur diye düşünüyorum. Herhalde Iron Man mı olacak o? Ha, Olabilir. Bunu... Evet ola yani şey Kon, mesela. Konuyla da alakalı. J. Uso Spider-Man, John Cena. John Cena bulamadım bir tane. Undertaker'ı hiç bulamadım mesela. Yok hakim değiliz hakim olsa. Kesinlikle insanlar şu anda tek tek söylüyordur. Aynen aynen yazın yorumlara yazın. Hmm. Evet. Mesela yapan kişi alta Ke bir yere, yere küçük bir imza da atabilir. Çok hmm. güzel olur yani kesinlikle. Keyifli olmuş ama. Yani Hatta açsın yani, aynen aynen, korusun yani. Yani e, bu, bu tip yarışmalarda mizahi şeyler de deneyebilirsiniz ama böyle ciddi bir şey yaptığınızda da bakın oturup kafa yoruyoruz. Ha bu arada ilk akla gelen şeylerden biri aslında Avengers yapmak. Direkt WWE Wrestlemania beynimentinde Avengers Assemble şeyi yaptı yani. Abi adam intro zaten artık Avengers gibi oldu ya, <laughs> Komple o yüzden. evet. yüzünden. Evet. Yazılarda gelemeye... ortalama yapılmamış, pardon. Ee, üstte isimler kısmından mesela D ile Undertaker ortalanabilir. Hı hı. E, o gözüme çarptı şu anda. Onun dışında hiçbir e, kusur göremedim yani posterde. Ben şeyi yoktu. severdim. Marvel Studios yeni WWE Stüdyosu neyse artık. Onun logosu olsa böyle. Wrestling Studios herhalde. Oradan kesiyoruz, o almıyoruz falan <laughs> diye. Marvel <gülüyor> karakteriniz nedir hızlı bir şekilde? Spiderman Spider-Man sadece onu izledim. spider benim de yani çocukluk abi Çocuklukta aldı ben Ben hiç ya çok uzam yani spider e. Ben Hulk'u çok severim. Ki... Bir de Doctor Doom kötülerde favorimleri. ya. Yani. şey i̇lk mi, dediğini Robert duymadım. Doctor Doom ilk dediğin? İlk dediğim şey ee, Hulk. Ha Hulk. Tamam. Şimdi şu Alo. son bir tane gelmiş. Onu bir ekleyeyim. Birazcık ekranımız full dolabilir. Hemen ayarlayacağım. Ben nereden konuşuyorsun? Oh! Şöyle dur, şunu, ha, ha. şöyle bir keseyim. Aa. Ama bu bana oynanmış bu arada. Kim attı bilmiyorum, bu bana oynanmış. Ben bu Lord of the Rings ve Triple H olması bu? bu tamamen yemin ederim bana oynanmış bu. Geliyorum, devam. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Önüne Triple H'i atmış abi tamam. Gözün yummuş. Yani. Bunu, bunu atan arkadaş yani bu gerçekten... çok taze. Hani yarın falan atsaymış yani. Böyle... <laughs> anlatabiliyor muyum? Şu Şu an gördüm. Bunu yani... Ben uyurken atmış. Hmm. Saatini de söyleyeceğim hatta. Direkt saat vereceğim. 20.38'de atmış. 20.38'de atanlar 60. Olabilir muhtemelen. 5 dakika Çekim. içinde. Ama şey yani. Direkt afiş koymuş zaten. Ee, yüzük kardeşliğinin. Sadece hmm. triplet <laughs> koymuş. Enes abi sever diye yani. <gülüyor> <gülüyor> Başka abi. Daha. Bence doğru bir oynama olmuş. Seyirciler evet. oynama. Bu bana oynanmış. Ben yorum yapmıyorum o yüzden size kaldı. Siz seçin. Ben katıldığı teşekkür ediyorum arkadaş ama. Yusuf Orhan Sert de geçen hafta anlatırken tabii böyle amatörlü çalışmalar falan da mutlaka olsun ama amatör olduğu durumda da bizim gözümüze çok komik veya çok böyle düşündürücü bir şey olursa çok daha iyi olur. Burada Triple H'ler direkt üst üste konmuş. Kötü değil kesinlikle. Güzel bir düşünce. Ama havuza girer mi? Hmm. Ama e, güldük yani. Konu yani evet, böyle şeylerde bekliyorum yani. Bu, bu, tamam. bu tutmamış olabilir ama göreceksiniz tutan amatör çalışmalar da var yani. Öyle Tabii o geleceğiz. lazım kesinlikle. O zaman sıradakine geçiyorum. Hı, -hı. Yani nerede kalmıştık? Hah, geliyor. Wow. Oh. <laughs> 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 Babam ve oğlum kodrolsun. Bir şey söyleyerek başlıyor. Triple H yapımı. <laughs> Triple H yapamını görmemiştim. Dustin'in oğlu. Direkt oldu. cevap verdim. M'yi unuttun mu? Hani M'ye yazmayı oğlum dedim. Yok dedi bu Cody'nin gözünden bir hikaye abi dedi. Başlar da bana ya. Brandy Rhodes, Mama Rhodes. PKO Productions bak. Mı? İyi düşünmüş ben çok sevdim şu an. <laughs> Perof bile var güzel. Perof bile Alınır. var valla. Aynen var mizah da güzel. Ben alalım bundan. Babam ve oğlu. Baba. Şey güzel ya hani Cody'nin gözünden adam bir film yapıyor onda TK bile Trueo Production. Onda bile kendini şey yapıyor yani. Cody <laughs> yapmış bu filmi yani, ya yani ya Triple H yapmış diyor da Dustin'in oğlu <laughs> Bloodline <gülüyor> Netflix. Witness <laughs> the End of the Critically Acclaimed <laughs> Netflix Original Series. Bloodline. Bloodline diye bir dizi var galiba gerçekten. Çok var çünkü galiba. şey gerçekçi duruyor bilmiyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> aslında tek yaptığı şey Üsten onu kesip alta roman raise'leri koymak olmuş ama strateji yine de. Tabii tabii. Ben de. bende. Almıyorsak bir teşekkür edeceğim. Almıyorsak almıyor ki almıyoruz ama. Tamam bunu Melih Melih Tayyar yaptı bunu. <laughs> Teşekkürler kardeşim. <laughs> bir dakika. <ya>. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. Blondline'ın da Google'da fotoğraflarını gördüm de benzer şekildeymiş böyle. Hı -hı. Bir anda kesiliyor fotoğrafları falan var. Nasıl göstersem size bir dakika bak. Şimdi. Hemen geliyor. Biz de yazalım Kero hadi. <laughs> yok yok izleyenler de görsün diye. Ha. Oh, bak zaman oldu. Ha gördüm evet. Bence Oğlum, bu de nasıl buladı <laughs> 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 bak sağdan ikinci aynı solu. <gülüyor> Doğru. Gö. <laughs> 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 yaratıcı evet. olmuş ama evet diğerleri bence çok daha uğraşmış gibi duruyor en azından evet. daha kaliteyi yakalamışlar o yüzden. O zaman next. Özür dilerim bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Oo. <gülüyor> Hayır söyleyemezsin. Evet, <laughs> tamam. Söyleyemezsin diye geldi bu arada. Aynen, aynen. Şimdi bu burada bu benim en beğendiklerimden biri oldu. Çünkü ha. bu film e, ya onun is ismini söyleyebiliyor muyuz ya? Sorayım ona da söyleyeyim. Sıkıntı olacağını düşünüyorum herhalde yani YouTube bir şey olmaz. Tamam yani. söylüyorum Hitler'in e, son zamanlarını anlatan bir film. Çöküş filmi. Direkt filmi izlerseniz olay olduğu için konsept çalışmış. Evet, çok başarılı. Ben bunu beğendim. <laughs> Gunter'ı da severim zaten. He. Çöküşünü bekliyor. Bence alınır. İşte bir yorum iyi. getireceğim. Yağız da mesela güzel konuştu. Şey nasıl olmalıydı değil de hani çok uğraşmak da değil mesela aslında. Tek bir evet. hareketle dahi birinci olabileceğim bir yarışma. Yeter ki o şeyi yakala. O çi anahtar gibi. O şeyi yakala yakalım. yani. Bizi yakala. Hı. Şu uğraşılmış bir çalışma. Ona bir şey demiyorum. Ama çok da uğraşmanıza da gerek yok aslında. Şurayı çalıştırın yeter. Bu çok güzel ama. Şu küçük yerlerde ne yazıyor? Bir sesini okuyabilir miyiz? Eğer savaş kaybedilmişse bu benim umurumda bile değil. İnsanlar perişan olurlarsa olsunlar. Tek bir gözyaşı bile dökmem onlar için. Onlar hiçbir şeyi hak etmediler. Bu tam Gunter promosu bu arada. <laughs> <laughs> Kesinlikle yani. çok iyi. Ve New Yavuz Altun. Rey. Kerem Şener. Reymişler yazıyor. Yusuf Ana Söntek. Alt alıcı Undertek. Alttan alıcı. Alt alıcı evet. Kerem Şener Aspro falan. Yazıyor ha, Aspro yazıyor. Kerem Şener Aspro. Gri evet. bir şey. Sen yani aldın Hı. değil mi Ben kesinlikle bu. Bu benim favorim bu arkadaşlar. İçinizden siz de. Benim birincim bu diyebilirsiniz. Benim kesinlikle birincilerimden biri yani. Ben bir tanesine çok düştüm de. Onu söyleyeceğim birazdan gelince. Hadi bakalım. Beğenilik kesin. Oo. <laughs> bu ben şey Waldem de... verdi bana. 2011 e, Facebook. Aynen. <laughs> evet. Aynen. Ama güzel. Oluyor. Aynen. Negerleri çok güzel. Under Tekneden neden hakem. Ha çünkü yarışı başlatıyor. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Arabada Roman Reigns var. Aynen o da güzel detay. Arabada 5, evde 15. Ben bunu alırım. Race. Hadi ya. Tabii ben de alırım. racing match. Alırım diyorsan Hacin. peki. Güzel, renderler güzel seçilmiş okay, evet. Okey, tamam. Tam 2011'e geriye olmadı beni. O zaman... Hı. Abi Oo. benim favorim o <laughs> işte. <laughs> ya, tamam. ya bu... Şimdi ben iyi kötü, çirkin zaten. Biraz sevdiğim için işte Clint Eastwood falan. Abi şey çok iyi. The good, the bad, the ugly. <laughs> ugly de bu arada zaten e, Larry'nin olması. Ben bunun çok şeyini yaptım, Biraz gay'ini yaptım. Misin? Büyütelim hadi. Çok güzel ya. Ben şöyle giderim. Şöyle ortaladık. <laughs> çok abi ya çok güzel abi. bence. Bu çok iyi ya. Dedi hiç Fiko ya. Fiko yapmış. <laughs> Oradan da abi, görmüş oldum, anlamış ya, oldum. Kendi yazmış, Ağlam. koymuş adam imzayı. Abi güzel ya. Ben ya bu miza olarak benim Larry'den dolayı haberim evet, tamam. oldu. Tamam. Kesinlikle bu ayrı bir seviye. ya. Kesinlikle. Ama, bu, Ama buradan da Fiko'yu kınıyoruz kardeşim. Köpekçi ne yapsın <laughs> yani? Hiç <laughs> <agli gülüyor> aklım <laughs> <ediyormuş. gülüyor> ya Haksız mı şimdi? Neyse. Çok <laughs> iyi Ben bir tane anket yapmıştım. Gönderim yani. onu. Larry ile Fero'yu abi. koydum. Hangisi? Ha, Leri tabii ki. <laughs> bir sürü insan şey dedi. Abi dedi Leri tamam falan, yani. tatlı falan ama Ferro dedi böyle gördüğüm en güzel köpek falan. Harbiden çok güzel öyle, köpek fadı. Bembeyaz. Gözler falan. Ama Leri. Ya bu şirkette köpekleri de çatıştırdılar ya. <laughs> bir yok kalmıştı yani. Hadi bakalım ah, Oppenheimer. Mesela bu amatör çalışma ama direkt bak konser. <laughs> Oppenheimer. Hiçbir profesyonelliği yok bak şunun. kesmeleri, işlemler bak. <laughs> ama olay muhteşem abi. Gunther, ne diyorsun? Nükleer bomba mı atıyor? Yağız altın bir şey desin buna bilmiyorum. Değil yani değil e, evet bu da kesinlikle güzel. Open Ivor olarak seçilmesi evet. güzel. Ama daha iyiler var gibi sanki değil mi? Tabii ki var ama... Evet. İlk bunu gördüğümde poa dedim yani. Şu tepkiyi yaptım yani. güzel <laughs> hizmet etti. Yani. Böyle şeyler görmek istiyorum bu olayda. Ee, Özgür yaptığında çocuk hiçbir şey bilmiyormuş. Tamam keşke bulsaydım da hazırlasaydım. Üç tane ee, o zaman Braun Strowman falan Roman Reigns basıyordu ya. <laughs> Braun Strowman'ı koymuş yanlış hatırlamıyorsam. Altına da şey yazmış. Sicin 4 yazmış böyle mesela. <laughs> Hani böyle şeyler bu yarışmada istediğimiz şeyler yani. O yüzden müsaadenizle bura, bura, burayı da alıyorum ben. Böyle tamam. şeyleri teşvik etmek istiyorum yani. Devam ediyorum. Devam. Oo. Bir, Oo. <laughs> şimdi eee Rocky e, Rakı aynen. Rocky, direkt Rocky filminden. <gülüyor> büyük büyük iyi <laughs> var ya. Wrestlemania. Mania. Extreme aynen. Yalnızdan Extreme <laughs> 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 Ne evet. diyorsunuz? Evet. İngilizceden kaldın. Ben beğendim bu. Çok sağlam. Fotoğraf bu klasik. De... Yani şimdi biz bunu almazsak adam bize der ki kardeşim film <laughs> bir şey dediniz. Raki yap işte. <laughs> yaptık işte. Al sana Daha yaptık işte. Ne yapacağız ya. amık am der yani. Aynen. Alınır harbiden. O zaman next. Set, Seth de mi büyük? Aa Roman Reigns'te büyük yıl. Aa Solo Sokada de... da büyük Aynen. Neyse Türk de yazılmış. Next <gülüyor> diyorum. <laughs> Next'le. Evet. Oo. Oh. Evet. <laughs> Bloodline Origins. Bir uzun Bloodline Origins. Bu da X-Men direkt şey. Wolverine'den. Şey, Oğlum arkadaki lazım. adamlar da. Ha, bir Abi, Burada... Tarihi oh. direkt bu bölüme koymuş yani o bile çok önemli bir detay vermiş. için. Onu ne Hissediyor. Okumam gerekiyor. Ne diyor? <laughs> Ar not arka plan gerçek bir lokasyona ait olmayıp bir yapay zeka ile üretilmiştir. Oh. alalım. <laughs> Alalım. <laughs> Yapay zeka şey yapmış oğlum <laughs> ne alıyoruz falan diyehoşun. Bloodline Origins Roman dedi, Logan... Bunun orijinali Wolverine Origins. <laughs> Wolverine Origins. <laughs> ha ya bu Logan yaratıcı olmuş. Var. Aynen. Log Logan ve Wolverine. <gülüyor> <gülüyor> yani old man Logan. Alıyor muyuz? Aldık gitti o an. Allahım Melih Tayler diyecek bir bana mıydı lan? Tamam. Next. Bu arada arkada da şey güreşçiler yatıyor bu, 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 fotoğrafta. Ay, ay, görmedim o. onu. Görmedim onu. Onu ben de görmedim bu arada. Dur bakayım bir. Şey, bir şey, falan var mesela. Edge var. Aa nerede lan? Aynen. Şu yeşiller açayım var. şuradan. Edge var, Cody var. <laughs> Dur bir kapatayım biz ben. Tamam. <laughs> <laughs> göremiyorum Anlam. bu arada. Evet. Aa evet bak, bak. En arkadaki Aynen. görünmüyor, anlaşılmıyor ama. Ya Roma'nın yendikleri herhalde bu süreçte gibi. Abi. Evet evet. Aa, güzel güzel. Tamam aldık. şimdi oldu. Kemerleri koymuş oraya. Eğitim. Detay çalışmış reis. Ben, bu ben, afişlerin ben. hepsini ben programdan önce paylaşacağım. Bakabilirsiniz. Teşekkür edeceğim herkese. Bir Instagram'da gönderi olarak paylaşacağım. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Ne diyorum. Suicide evet. Squad. Yine bir zaten süper kahraman uyarlaması. Doğaç bunu, bunu yollamış ama ben katılmak istemiyorum ama yine de duramadım yazmış. Olur mu öyle şey dedim. Aldım yani. Aynen Doğaç. Doğaç zaten her yere katılıyor bu aralar. Yine gitmiş bir şeylere, premierlere falan. Venom'un. Selam olsun kendisine. Severim. Hı. O yani zaman ne şey Sapa Ben, ben, evet, ben Bence çok güzel bu arada. Demiş. Yine de yani, gö güzel gösterelim yani. istedim yani. Sever Suicide Squad. alınır da evet. Aynen. Next. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Wolf of Wrestling... <laughs> ya bu bu alınır. Evet, şey, da ya. Bilmeyenler için Wolf of Wall Street filminden direkt e, esinlenilmiş bir, bir olay. Allah sadece bir şey eleştireceğim. Wolf of Wall Street'i aklına getiriyorsun. Bu mükemmel bir fikir. O filmin afişinin dış hatlarında da sarı bir çerçeve vardır. Mesela o kadarı bilmiyorum. Tam birebir e, yapsa çok hoş olabilirmiş yani. Bu, bu çalışmanın üzerine git. Ben buna e, siz veriyorsunuz ama ben vermiyorum. Ben yarım artı veriyorum. Öyle bir şey var. Kerçemeden Biraz... kesiyor ya. <laughs> Aynen. Biraz daha bu çalışmanın üstüne git. Yani. Ona şu an şey oldu. İlerledikçe Hep olur ya. Başta seçersin ilerledikçe. Ulan dur ya bunlar daha iyiydi. Öncekiler daha mı kötüydü acaba? <laughs> o zaman WWE Last Dance'deyim. Last Dance. <laughs> <laughs> Last sense. bu sefer 2009'lara gittim. Aynen Ama çok de, eski. Hayran kartı zamanlarına. Aynen. Bilemedim. Ya bu bunda bir şey yok. Bu bütün güreşçileri Aynen. Soloyu çok önemli bir yere koymuş olmamış. Nerede bakayım soloda. Soladan soloya geçiyoruz falan. <laughs> <Aa. gülüyor> yine de emeğine sağlık tabii ki. Tabii ki. Herkesin bu arada yani şimdiden daha Aynen. Bir tane kaldım Kesinlikle. orada. Sen burada yağızdan niye puan alamadın? <laughs> setronis küçük solo yum <laughs> yapacak. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> bak, Çok güzel o, ama Kodi yani Rods hani popülerliğinden dolayı? Burada ama başka mesela buraya bence bir Setronis gidebilirdi yani. <laughs> değil mi? Daha gerçekçi olurdu evet. <laughs> <laughs> bir Setronis olabilirdi mesela aynen bir gariban. Ha <laughs> doğru güreşçi seçilse inanılmaz bu landaki kesinlikle. Aynen. Bence güzel ama. Yani... Güzel. Başardık. Evet, <laughs> alınır ya. Kesinlikle. Alınır, An Şey, o alta şeyini koyması da güzel. Evet, gerçeği koymuş. Ona senin yaptığın mıydı bu? Bu benim yaptım. Örnek göstereyim diye. Ben bunu 3 dakikada falan yaptım. Evet, hani nasıl Ben bir bunu şey... almam. <laughs> yani ya bunu almıyorum. Bu da nasıl bir şey yapabilirdiniz diye. Ben mesela bu yarışmayı yaparken içimden Giddi şey boy. geçirdim. biri bunu yapsın dedim. Bir dabbe koysun Hı. dedim. 6 koysun dedim. White 6'i göndersin dedim. Çok kör gözeydi çünkü. Kimse yapmadı. Bunu ben yapıp göndermek istedim yani. Bunu 3 dakikada falan yaptım. Bir şey daha yaptım. Onu da göstereyim. Ötekisi daha güzel bence. Aynen. Tabii bence ötekine uğraştım. Güzel. Ötekine 15 dakika falan uğraştım. Hmm. Invisible. <laughs> güzel ama. Yani bu, bunun orijinaline bakın. Orada bir kadın var. <laughs> kadının durduğu açıdan sinayı koydum. Onun dışında değişen bir şey yok. Ya böyle şeyler yapabilirdiniz. Çok basit şeyler. Ee, <laughs> Bitti bu arada galiba değil mi? Bitti. Aslında işte tam ısınmaya başlamışken bitti. Bir daha bu konsepti iyi değerlendirin. Şu an izleyenlerin lan keşke ben de yapsaydım dediğine de eminim yani. Ee, bir Kurtlar Vadisi pusu giderdi mesela. Hmm, Demati'ye solayı falan koyardın. Yapardın yani. Film çok. Düşünün yeter. Ee, aynen şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11'ini almışız zaten. Almadığımız o. 2-3 <laughs> tane var galiba. Aynen. Aynen. Ee, ben şimdi size ekran vereceğim. Bir bu kısımda biraz e, Kero konuşacak şimdi. Ben evet. derdim ki mesela ben olsam <laughs> Star Wars yapardım. Sonra Star koyardım falan böyle poster Mesela olacak. mesela. Evet. Sonra mesela ne olabilir? Düşünelim biraz. Müziklerin efendisini nasıl daha düzgün yapabiliriz ya? Böyle kahraman. Uzun saçlı kahramanımız da yok ki. Hep Kell, Stone Cold. Kendini feda etti bak. Çark için. Görünüyor değil mi? <laughs> görünüyor görünüyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Başlat. Evet çark tam görünmüyor ama olsun en azından amacına hizmet ediyor. Ee, şimdi şart. çeviriyorum müsaadenizle bakalım kim kazan. Bu boş yerler var niye öyle olmuş bir dakika. Tam ha, Boşu tamam. bırakmışsın onu. Hı. tamam. Ta tamam evet. Ahraz tamam, Beşler, tamam. Aşkı Memnu, Avengers, Babam ve Oğlu, Çöküş, Fast and Furious, İyi, kötü, çirkin, Oppenheimer, Rocky, X-Men yaşamak bu değil. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım kime gidiyor The Rock? The Rock. Kime gidiyor? Rock. aşkı, aşkı vermeye. vermeye geldi bak. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel sevdim. Çok, çok son anda gönderdi. Dün dün veya önce gün gönderdi yani. Hemen <laughs> afişi yapıştıralım. Afişi yapıştıralım. Hemen gelsin o zaman. Sen de, de, sen de gel. Sen de gel. <laughs> kazanan. Bravo. Kazanan bravo. aşkım gerçekten güzel güzel oldu. Bence Kim de. yaptığını da öğrenelim. Aynen onu da öğrensek. Ay yapım ben yapmış hemen, falan. Kendimi kendimi getirebilirsem inşallah. <laughs> yo yaptı yo. Kendimi yo, yo getiremiyorum bu arada. Çok ilginç. <laughs> geri getirsin. Geldim. Hoş geldin. Şimdi efendim, kimin yaptığını hemen bir görelim o tarafı Ulan, mı? Bunu kazandı. Ahmet Samet Can da göndermiş. Almamışız bu arada. Aa, şu an be. Ahmet Akgün'ü kınıyorum. Ben şu an görüyorum. Samet Can afiş göndermiş. Katılmak istiyorum. Ahmet Akgün cevap vermiş hayır diye. Ulan Ahmet. <gülüyor> 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 Niye o, ya? Bir de yollanmış. Onu da görmemişiz. Aa. Ben biliyorum kardeşim Sana atacaklardı. Olur. Artık size o sorumluluğun da. Aklını yediklerimiz olmuş biraz. Tüh onlara da ne diyelim? Öpücük ona. <laughs> kim yaptığını hala bulamıyorum. Kim yaptı <laughs> lan bunu? Oğlum bir dakika bu. <gülüyor> <gülüyor> ne değil oluyor kardeşim önceden yazsaydım bu ne biçim moderatörlük. Evet tam, ya yazmak anlamadım. gerekiyordu ben sana birazcık. Yani ha, insanlar söylüyorum, sana göndercek. söylüyorum. Tamam. Kürşat Hancı. Kürşat Hancı teşekkür Kürşat, ederim. Kürşat Hancı. Hayırlı olsun. Ellerine sağlık attığın e, mesaja ekstra olarak ona atar artık. Kendi yani adres bilgilerini falan da atarsan. Bana da ulaşsın o. Bu en kısa zamanda sende olacak. Hayırlı ben uğurlu olsun. Şey mi kadar Samet Sametcan'la ringin ritmininkini de en azından gö görelim mi insanlar? Göster göster elinde işte. Üzüldüm. Sen mi göstereceksin ben mi göstereyim? Şey değil, e, atsam bakalım. koyabilir misin hemen? Atıyorum. Biraz bekleteceğim ama. Atsam eşek. Bu arada adım. bu yarışmaya katılan herkese teşekkür ederim. Şimdi mesajlara girince gördüm. Birini görmemişim. Birine de Ahmet Akgün az önce dedim bakın şöyle mesajı göstersem görünür mü bilmiyorum. Samet Can Duman mesaj atmış. Katılmak istiyorum yazmış. Ahmet Akgün hayır yazmış. Hayır <laughs> Sonra Samet Can cevap atmış. Instagram kaliteyi çok düşürmüş bilginize. Ahmet de şey yapmış. Ne yapayım? Ahmet niye böyle sinirli? Bir dakika, ekran görüntüsü atayım. Bu kimindi? Bas. Bu Samet Can'ın. Samet Can'ın. Can. Samet Can. Konuşmanın ekran görüntüsünü de paylaştım bu arada. Şu an görüyorum ben. Güzelmiş. Aynen. Yani arkadaşlar böyle şeyleri son güne bırakmayın. Ama diğer Avengers, diğer Avengers biraz daha şıktı evet. Bu. Ben bunu da beğendim. Oo abi. Evet. bu arada bir şey diyeceğim. Birinin bunu yapmasını bekliyordum şimdi geldi. <laughs> ya bu yapılması <gülüyor> gerekiyordu <gülüyor> bu çünkü yani. Bu benim favorim olurdu. Homelander bu evet. Abi direkt yani. <laughs> bu ben bu kimindi? Direkt Homelander bu. Kusura bakma. Bu, kimindi bu? Ringin ritminin bu. Ah be. Ben bir geç Bir dakika gördüm, ya. Sıra. Ringin ritmiyle biz kavgalı değil miyiz? <laughs> Hadi ya. Değil tabii onun öyle bir şey yok ki. <laughs> Götter <laughs> uydurma şeyler ya. Abi işte The Boys. Güzelmiş bu da gerçekten. Eser Çok de iyi deriz. gerçekten. Bir dahaki yarışmaya, zaman. Kürşata <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Kürşat Hancı ee, teşekkür ederim. Kürşat Hancı aynen. Adres bilgilerini falan, tüm işte açık adresini falan atarsan ya da nereye ulaşmasını istiyorsan oraya hı hı. bunu sana göndereceğiz. Hayırlı evet. uğurlu olsun. Yine Kürşat Funk mesaj popu. attığın yere ek olarak ben sana hatta canlı indir mesaj atıyorum şu anda. Ya da atayım mı? Yooz <laughs> Aynen acaba. izlesin oğlum. Kazandın diye Dur bakayım nasıl aynen. kazandım diye şey gibi değil mi kimileri olmak isterdi sonradan evet. izliyorlar <laughs> evet bu faslı geçtik o zaman Ay, artık geldi gelelim mi konulara hadi gelelim bakalım gelelim artık çünkü e, bir değişiklik var artık da bi da son dönemlerde benim şahsen çok sevdiğim ama görmüş olduğum kadarıyla çoğu aşırı yani çok sayıda insanın sevmediği yayın terk etti Semantor <laughs> Ayrıldı. Ee, hmm. Neden ayrıldığını bilmiyorum, hala net bir şey yok ama hani duyduğum kadarıyla şey işte hani müzik hayatına falan çünkü gerçekten, ha, sesi, çok gerçekten. Iyi. gerçekten sesi çok iyi. Gerçekten ses çok iyi. Birazcık daha herhalde kendi işte müziğine falan mı odaklanacak? Yarın bir gün AEW'de göreceğimizi düşünmüyorum herhalde WWE'ye böyle bir şey için gideceğini. Ama Lillian Garcia geri döndü. Efsane, nostaljik ses. <laughs> ee, şunu hissettim ben. Sesini duyunca gerçekten şey gibi ya böyle... Bunun önüne vermiştim aslında. Bakın. <laughs> <laughs> yani mesela eski raw introsunu, SmackDown introsunu falan izliyoruz, Aggabefan diyor O sesi beni geçmişe götürdü. Hoşuma gitti. Ama yazın gitmemiş galiba. Abi gecelik nostalji unsuru olsa, okey. hiçbir problem yok. Tek gecelik, One Night Stand, Lilin Garcia, One Night Stand mis gibi daha güzel olmaz. Ama. <laughs> Hemen tadak olmaz mıydı o zaman? <gülüyor> Oğlum. İki <laughs> kere ya lütfen. Yanlış anlamalara. Şu anda önemli bir mesele konuşuyoruz. Evet doğru anladık. Tamam. tamam. Bizim ihtiyacımız olan şey Lillian Garcia değil. Justin Roberts. Yani e, o ayarda. Artı bir bu buna. Allah abi sen. Kararız. Şu moda giremedim ya. Gözlü tatmayalı unutmuşum. <laughs> Ya yani just şöyle Lillian Garcia'yı eskiden bir ses olarak duymak gerçekten çok güzel. Fakat e, Lillian da şöyle bir problem var. Mesela ben neler oldu da örnek olarak koydum. Lillian Garcia'nın Undertaker diye bağırışıyla Justin Roberts'ın Undertaker diye bağırışını arka arkaya koyunca insanlarda bir farkındalık yaratmaya çalıştım. Gerçekten arada yani Justin Roberts'ın bir karakter katması gibi bir hava var. Ve bunu e, Howard Finkel de yapardı mesela. adamlar şeylerinde anonslarında bir karakter katıyorlar. Güreşe bir katkı sağlıyorlar. Mesela Bruce Buffer tarihin en iyi anonsörüdür benim nazarımda. Yani kendine has ya direkt olmazsa olmaz yapıyor. Justin Roberts da WWE için böyleydi bence. Justin Roberts gittikten sonra Lillian Garcia geçti. 2014-15 döneminde. Ve yani tamam Lillian Garcia kötü değil. Belli bir kalitesi tabii ki var. Sesi güzel. Anonsları da fena değil. Ama bir şey düşüşü hani oluyor. Arada bir fark oluyor. Bir basamak düşüşü kesinlikle göze çarptı. Greg Hamilton SmackDown'a geldiğinde o bile mesela Justin Roberts'tan çok daha uzak bir seviyedeydi. O yüzden Samantha işte insanları ikiye bölmüş anladığım kadarıyla. Çok şov yaptığını düşünenler var. Çok iyi bulanlar var. Hani oradaki ayrım tamamen değerlendirilebilir. İşte bana göre aşırı abartılı diyebilirsiniz. Ben çok seviyorum diyebilirsiniz. Onda bir problem yok ama Samantha bir karakter katıyordu ortaya. Mesela Chelsea Green diye bağırması. işte Cody Rose'un şampiyonluğunu anons ederken sesinin titremesi falan. Bu ortaya bir karakter katmaktır. Yani orada adamların veya kadınların çıkıp Lillian Garcia gibi herkese aynı tonda söylemesindense Justin Roberts'ın Giancina Sina değişi vardır mesela. O da bir karakter katmaktır bunlar unutulmaz yapıyor birçok şeyi. CM Park'la John Cena'nın Man in the Bank maçını açıyorsunuz. İzlerken o anonsları duydunuz. Ha, onu Lillian Garcia'nın anlattığını düşünün mesela. Sunduğunu düşün. Bir kafanızı şöyle bir canlandırın. Direkt düşüren bir olay kalite. O yüzden Lillian Garcia'nın sürekli gidişatına karşıyım. Ve bunu bulmanın da çok zor olduğuna inanmıyorum. Yani Mike Rowe mesela bu karakter katma olayını fena yapmıyordu. 2018-19 döneminde Mike Rome galiba anlatmaya, sunmaya başlamıştı, anonsörlüğü yapmaya başlamıştı. Fena değildi yani. Ama o da şu anda yok. Bilmiyorum neden yok. Bir erkek veya bir kadın olması fark etmez. Alicia Taylor da fena değil SmackDown'da şu anda. Olay burada karakter katmak. Yani bağırdığın zaman ben bunu yapıyorum demen bize. Onu yapacak bir İsim değil Lillian Garcia. Umarım daha iyisini bulurlar. Ben mi? Abi. Bak şaşırdı. <laughs> Bilerek <binarak Alisha>, yaptı? <laughs> abi ne böyle şeyler yapıyorsun? Alicia Taylor. Yok abi. Onda iş çok Üzgünüm. Çok kötü. Bayağı kötü hatta. Hani Lillian Garcia'ya dediğin her şeyi ona yapıştırabilirim. Lillian Garcia'nın belki biraz bizde nostaljisi olduğu için. Evet. Bir de zamanında ilk site Twitter'da bir şey gördüm. 3 dakikadan böyle uçan salmon drop yemiş mesela. Samantha yaptı mı böyle bir şey? Samantha dedi ki ben internetten şey yapacağım işte. ilginç müsteysa eee müstessi, ne? Müstehcen, müstehcen, müstehcen fotoğraflar <laughs> atacağım. Çok bağıracağım. Çünkü Samantha çok show yapıyordu. Ben o yüzden Samantha'da ortadayım. Tamam mı? Ya yani, Nuh'un <laughs> deniz ayırması gibi orta kısmındayım ben. Bu ee, değil lan. Bu Musa Musa'nın Nu <laughs> Nu ne o zaman? Nu tufan. Oğlum o büyük tufan, tufan, hani gemi. Gemi hayvanlar. Ha Musa niye o zaman denize arıyor? Çünkü göç edici. Ben sana anlatırım bir ara. O mesele karışık. Tamam. De... Tamam. Neyse. Abi Samantha çok show yapıyordu. Yani Chelsea Green derken karakter katması güzeldi. Ama çok show yapıyordu. Ben o yüzden fazla da hoşlanmıyordum kendisinden. silinden e, e, daha doğrusu. Böyle bir de Tripley çok pohpohluyordu onu. O da gaza geliyordu falan daha da şey yapıyordu yani. Evet Hartfinkl mesela karakter katıyor ama aynı zamanda çizg çizgisinin içinde kalıyor. Gus Buffer'da mesela o örnek çok güzel. Ben de katılıyorum. Yani UFC'yi çizsem ama e, o adam böyle anons yaptığında falan deliriyorum ben de. ve Güzel yapıyor. Bilmiyorum Samantha bana geçmiyordu. Ama şey dedi, dediğim gibi nefret etmiyorum. Nasıl geçmiyordu ya? Burada Samantha öptürmedin mi kardeşim? Hayallerindeki Yok. kadın dedin ya. <laughs> Öyle mi? Evet. Ben mi yani yanlış hatırlıyorum? Ya, arşiv Burada izleyenler vardır yani. Arşiv yanılmaz kardeşim. Hani Aa, hatırlamıyor musun? Nasıl a? Rie'yi beğenirim ben kim falan. Sen direkt abi. tak diye Samantha dedin. Kanada'daki keratik. Ha, ha ama şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kanada. Aynen. Şimdi oralara girmeyelim isterseniz. Yani ses hayli güzellik ya. Yani. Lillian. Yani evet. Lillian bence iş yapar. Ve bulunduğu dönemde Miss McMahon herkesin boğazına sarıldığı için... Bence Lillian'da karakter varsa bile çıkaramaz zaten. Onun karakteri botç yapmaktı. Ringe gelirken düşmekti falan böyle. Ee, şimdi bence aynı şekilde Lillian'ı da seveceğiz. Ve ilerleyen aylarda o da kendi özelliklerini dışarı vurmaya başlayacak. Çünkü son dönemlerde, son 1-2 senede hakimlerin ismini söylüyorlar tekrardan. Arka alan anonsörlerine falan özel üzerinde duruyorlar. Hani onlara da insanlarmış gibi böyle varmışlar gibi davranıyorlar eskiden. Yani çöpten farkları yoktu Vince McMahon'ın sunumu şeklinde. Ben dolayısıyla Lillian Garcia ıı, konusunda umutluyum. Evet, gerçekten çok düz kalırsa bir sene sonra da mesela o zaman ben de seninle aynı yorumu yaparım ama ya zaman şu an erken olduğunu düşünüyorum baltayı vurmak için. Evet. Ee, şey konusuna katılıyorum. Lillian Garcia bizim çocukluğumuzun bir e, yani unsuru olduğu için zaten onu görür görmez benim sevmemiz. kaç Elinde büyüdük. 58 yaşında kendisi. Ee, bayağı da bir yaşı var yani. Ee, Yağız bir düşündü bak 58 var mı ya dedi şu an Var <laughs> bu <laughs> gerçekten maşallah Bu arada yani. onu düşündüm tekrar gördüm. Yani i̇yi yaşlanmış ee, kesinlikle. Evet öyle şey baktığın zaman 48 bile <laughs> demezsin yani ama kadın 58 yaşında. Evet. Ee, şu var ilk yani bir işte e, iyi olmak için onun en iyisi olmak gerekmiyor mesela örnek veriyorum WWE ring çevresinde bütün isimler değişirken değişmeyen bir isim var Michael Cole hiç değişmedi herkes değişti Michael Cole bana göre WWE tarihinin en iyi spikeri falan değildir çok daha iyileri vardır ondan ama bu işi uzun zamandır yapıyor olması ve uzun zamandır şovmenlik kısmıyla beraber çok iyi götürüyor olması biraz da vefa. Biraz da WWE artık yani WWE'nin sesi dediğinde aklına Michael Cole geliyor. Yani Jim Ross gelmiyor mesela artık bu neslin aklına. Ya da ne bileyim yorumcu olarak düşünürsen Jerry Lawler artık gelmiyor. Michael Cole'u insanlar ilk akla gelen yapmaya başladı. Uzun süre şirkette çalıştığında veya izleyen için bir parçaya hitap ettiğinde o kişi zaten en iyisi olmuş oluyor. Burada Lillian'ın da öyle olduğunu düşünüyorum. Lilian Garcia düz bir kadın zaten şarkıcı ama mesela bana sorarsanız e, zaten yaşlandığı için de ben bu hafta biraz dikkat ettim. Heyecanı bir tarafa e, ses tellerinin eskisi kadar kuvvetli olduğunu da zannetmiyorum. Zorlanacağını düşünüyorum. Belki de al alışır birkaç hafta sonra bilmiyorum da. E, WrestleMania kadar götüreceğini düşünüyorum da bu atla devede de değil ring söylüyor. bunlar için zaten peynir ekmek yemek gibi bir şey. E, halleder yani. Ama Sementa'ya gelecek olursam Sementa için dediklerine şaşırdım Kerojero. Bana göre WWE tarihinin en karakteristik ring anonsörlerinden biri. Bana göre yani ilk üçüme net girer. Hatta birincime bile koyabilirim yani. E, az önce dediğim sebepten dolayı çocukluğumuzda evet Rated R, Superstar, Edge falan diyordu. İşte John Cena. Bunlar bizim çocukluğumuza ait şeyler e, ee, okey ama Samantha'nın yaptığı o gırtla yani Alicia Taylor diyorsunuz mesela. Alicia Taylor direkt Samantha'nın e, bir cosplay'i gibi oldu. O kadının tek e, sıkıntısı Samantha ile aynı döneme denk gelmesiydi. Ben onu ilk gördüğümde Alicia Taylor olduğunu yüzünü görünce anladım. Ha <laughs> dedim bu Samantha konuşuyor dedim yani. Abi siz ee, Alicia Taylor Alicia Taylor'ı NXT'de dinlediniz mi? Yok ben ana kadroda gördüm. NXT'ye de hiç biliyorsun ben NXT'ye bakmıyorum. Direkt bir Smackdown'da görüyoruz. Sement olduğunu düşünüyordum. Sonra bir baktım Sementa değil. Dedim ha sementayı şey yapıyor. Ee, belki baksak. Sement onu cosplayliyordur belki. Belki o daha tecrübelidir. Bilmiyorum ama işte bunu diyorum. Kadın şovunu öyle yaptı. Kendini öyle güzel şey yaptı ki. Öne koydu ki. Ben bir karakter e, oluşuyla da sevdim onu yani. Sosyal medyada sürekli Sementa Arvin diye bir olay görüyoruz yani. Ring kenarında, arka alanda güreşler Rhea Ripley'e yanlıyor. Öyle bir şey yapıyor mesela. Ee, ben o yüzden umarım bir gün tekrar görürüz diye umuyorum. Gitmesine çok üzüldüm. Ee, ama Lillian da ablamız. Ben çok mutlu oldum yani. Sement'e gittiğinde anca böyle mutlu olurdum. Lillian okey yani. Son cümlen tam benim kuracağım cümle, kurduğum cümle zaten. Samantha'nın gidişine üzülsem de Lillian Garcia'nın dönüşüyor ama... eee Boçları vardı tabi. <laughs> Şimdi contender de yani container demesi falan gibi. Işte, Heyecan bana ya. Yani. E, ya yapar ha. artık zamanla alışır yani ama dediğim gibi hani bize de gençliğimizin sesi olduğu için önemlidir ya bilmiyorum. Ben çok negatif bakmıyorum oyundan ama Samantha'yı üzülmedim değil yani. Bu kadar nefret edildiğini bilmiyordum ben ama. Ya oh yok, gitti, kurtulduk, ya. işte zorlama yapıyordu falan. Bana tam tersi dediğin gibi karakteristik bir hava katıyor gibi. Hep böyleydi yani. Bana zorlama olayını anlıyorum ben işte. Çünkü Pat McAfee mesela WrestleMania'da adam çıkıyor, dans ediyor falan masanın üstünde. Setron'un girişinde lan, Setron'un girişi. Hiç Sen sevmiyorum. Otur biraz. Samantha da bence ona kaçıyordu. Hani tamam. Göz önünde bulundurması güzel de sürekli Samantha, Samantha, Samantha yapıyorlardı. O yüzden insanlarda biraz antipati oluşmuş olabilir. Ben bunu anlıyorum. Ben bu yüzden ortayım işte. Onun seviyesi olması gerekiyor. Kendi karakterini katacaksın ama abartmayacaksın da yani diye düşünmek zorunda. <laughs> yani mesela çünkü bak Chelsea günde Chelsea Green hani dalga hmm. mı geçiyorsun? Bu bir ciddi bir spor müsabakası gibi algılamamız gerekiyor bir noktada. Bana o yüzden geçmiyordu anlatabiliyor muyum? Ben, tam tersi ben. ben de seviyorum de, ben. Sev ben de seviyordum Aynen. işte. hoşuma gidiyordu yani. o da benim. İşte evet. güreş severler, eğlence severler. Ayrılıyor burada işte. <laughs> Sen mi güreş <laughs> seversin bu arada ya? <laughs> yok. Güreş sever, <gülüyor> <gülüyor> güreş sever <laughs> eğlence sever eli ters tamam. yaptığın gibi geldi o yüzden. Okay. Tamam. buradan ben şey görüyorum o yüzden. Şimdi hem SmackDown'da hem de Raw'a etki etmiş bir olay var. Zaten bu haftanın en büyük olayı. Şimdi ona bir girelim. SmackDown'da Jey Uso'yu, yüzleşmesi vardı. Orada aslında çok kritik şeyler söylendi. Bir de bilmiyorum dikkatini çekiyor mu? Solo gün geçtikçe daha iyi rol yapmaya başladı. Bu benim hoşuma gidiyor. <laughs> i̇yi rolleniyor bu arada. Zaten çok da eğlenceli bir adam aslında. Ring dışında falan çok bu videoları falan da çıkmaya başladı. Keyifli. Hoşuma da gidiyor. Jey Uso'yu taklit etmesi fan komik diye. Ancak iyi yapıyorsun. Başka bir yapmıyor falan gibi. Jey Uso'nun orada boy göstermesi artık belli ki bu hikayenin içine girecekti zaten. İlla çekilecekti. Kendinin bizzat gelmesi. Kritik bir şey söyledi orada aslında SmackDown'da. Dedi ki Jacob Fatu'yu hani niye Jacob'u getirin dedim. Ha onları getirin okey. Niye Jacob'u getirin? Biz Bloodline'ı onu almamızın bir sebebi vardı dedi. Oradan işte bir gerildi Jacob Fatu'yla. Çok belliydi aslında. Rahat bir şeyler döneceği ki kemer maçı vardı halihazırda hazırda e tabi gecenin sonunda da yine bir kere daha gördük ki işte Roman solo yüzleştiler İkna alıştıracaktı şefim olarak yapmam falan filan muhabbetine girilince Jimmy'yi dövdü o zaman hadi derken yine anladı ki sayı olarak yetmiyorlar Roman ve Jimmy ve Rav'a geçtiğimizde Main Event'te Jey Uso Bloodline'ın karıştığı maçta Roman Breaker'a kaybetti e, ikinci kez Intercontinental'da şampiyon olurken Jey Uso da kemeri kaybetmiş oldu. Bu acayip konuşuldu. Çok tepki çektiği noktalarda olduğu ki şimdi ben hemen yorumu yapayım kısaca. Mantıken senin lokomotifin Bloodline hikayesi. Yıllardır bu hikaye üzerinden gidiyorsun ve o hikayede Jey Uso olmazsa olmaz. Jey Uso başından bir Rom'un yanında. Yani Roman 1-2 Jey Uso. Şey değil. Jimmy bile değil. Sami Zayn falan vardı. Yok işte Heyman'ı sayarsın. Evet okey. Okay. Heyman'ın ne kadar kritik bir rol üstlendiğini görmüş olduk. Roman diyor ya şimdi Wise olsaydı biz çoktan halletmiştik bu işi falan. He işte. O yüzden o çok kritik bir rol üstlenecek. Belki de Jey hala gelmeyecek. Paul Heyman dönüp bir şekilde onu getirecek. Göreceğiz bunları. Jey Uso'nun kemer kaybetmesi kaderiymiş gibi geliyor bana. Olacak çünkü o Bloodline hikayesine bir şekilde girmesi gerekiyor. War Games'e de gidiyoruz. Orada orijinal Bloodline mevcut şu anki Bloodline, güncel Bloodline kapışacaklar ve ben en sonunda bir rak olayı bekliyorum. Onat beklemese de geçen hatta bak bir iddia döndürü gibi olduk da <laughs> bakalım ne olacak. Yok, gelir. İddiaya girdiysek gelir. Valla göreceğiz bakalım da. E, tam girmedik bu arada. Girebiliriz de o konuda. Ben hala aynı fikirdeyim çünkü. Şimdiden söyleyeyim. Uzun zamandır bekliyorum Rakı çünkü orada. Yağız. Jey sence harcanmış mı oldu? Çok ayrı bir noktadan girdik bu arada meseleye. Ee, Jey harcanmış olmayacak çünkü şu anda bir Bloodline dramasının içine doğru yol almış vaziyette. Bloodline draması da sadece Wargames maçıyla biterse bence hayal kırıklığı olur. Çünkü bunu çok uzun süredir inşa ediyorlar. da bitti bu olay sandık. Sonra yeni bir chapter başladı. O yüzden bu tek başına bir Wargames 5'e 5 maçla bitecek bir şey olmamalı bence buraya kadar getirmişken daha yani insanlar sıkmış da olabilir ki hak veririm ama yani bu kadar uzun bir şeyin sonucu bu sadece bu olmamalı büyük ihtimalle Crown Jewel'da Roman'la solo yaparlar ama o sadece hikaye hizmet edecek bir geçiş maçı olacak aslında maç olmayacak hikayede o yüzden Bloodline dramasının biraz daha devam edeceğini varsayarsak Jeyuso oraya dönecek ve Biraz daha orada kullanılmış olacak. Yani Intercontinental kemeri bıraktı diye şimdi gidip kafeteryada oturmayacak diye düşünüyorum JL'si. O yüzden bir, o, o konuda çok bir problem olacağını sanmıyorum. İkinci olarak Bram Breaker'ın kemeri kazanması onun açısından pozitif oldu. Çünkü ben açıkçası JL kemeri kaybettiği zaman atıyorum Brunson Reel'de Brunstrom'un feud'una Reel katılır. Bir yolunu bulur diye tahmin ediyordum. Yok böyle kemeri kaybedince Bram Brand Breaker boş kaldı. Hiçbir şey yapamayacak vaziyette kaldı o açıdan kemeri alması onun için daha iyi oldu kesinlikle. Bloodline dramasında da yani Jacob'a her fırsatta özel parantez açıyorlar. O benim çok hoşuma gidiyor. İşte Jacob'dan uzak durmamızın bir sebebi vardı. Ne? Ya biz bu sebebi merakla bekliyor olacağız şimdi. Buna değinmelerini. Çünkü Jacob yarın bir gün çıldıracak atıyorum. Yeni Bloodline'ın içinde içten infilak ettirecek onları. Veya kalkıp işte Romunları da Pataküte fena hale getirecek. Tek başına ayakta Jacob kalacak belki de. Bilmiyoruz. Jacob'ın veya arkasında e, karanlık hiçbirinin baş edemeyeceği belli başlı bir geçmişim var. Veya böyle yeteneklerim var. Jacob'tan niye uzak durdular? Bunu mesela hikayede farklı bir boyut olarak merakla bekleyeceğiz. Ben bunu çok değerli buldum. O yüzden o konuşmayı e, önemli görüyorum SmackDown'daki. E, Paul Heyman niye yok ama? Yani Wise man olsa şöyle yapardı, böyle yapardı dediler eyvallah ama niye yok? Onu çok anlayamadık. Ona bir değinirlerse daha iyi olur. Ona atlat normal sıradan devam edelim Bu arada be, beni tekrar eski yerime aldığın için teşekkür ederim. Ee, Birerek yapmamış gibisin ders. Öyle zaten kendi kendine <laughs> olmuş. <gülüyor> i̇şte doğal seçilim olmuş. Ee, şöyle, e, ben vallahi bir gurur duydum bu hafta. Uzun sık yaşıyorum da. Bu hafta olanlardan sonra dönüp Pro Wrestling Stüdyo'nun önceki bölümüne bak. İzleyenler resmen spoiler yemiş. yani. Bizim bu şekilde olacağını söylemişiz yani burada. CSO'nun, özellikle Yağız'ın başlattığı, hepimizin de girdiği bir öngörü tablosu olmuş. E, vallahi hepimizi tebrik ediyorum bundan dolayı. O yüzden Rav'ı izlemedik falan diyor. Zaten biliyordum. E, çok güzel bir şekilde oldu. Tebrik ediyorum. Tam istediğim gibi. Ve Jack Fatu'ya ayrı bir parantez açmaları. E, her geçen hafta benim ona biraz daha ciddiyetle bakmama sebep oluyor. Yani bu adam herhangi biriyle teke tek çıktığında e, artık onu mağlup etmesi sırıtmaz yani. Bu büyük başlar da dahil. Roman Reigns'e kesinlikle bir yerde çıkacak mesela. Ha Dark'ta Cody ile çıkarmışlar. Çok önemli değil Dark maçlar da. Ee, ilk teke tek maçını Cody'ye kaybetmiş. Ama Dark'ı hani saymıyoruz. O biliyor muydun yaz bunu? Hı, hı, hı Ha tamam şaşırdım gibi oldu. Ee, o Jacob Patu parantezi hoşuma gidiyor. Olanları gayet güzel bir şekilde karşıladım. Lakin e, şeyi bekledim. Jacob Patu'nun Brom Breaker'a da bir geçirmesini bekledim ama onu bir tease ettiler ve henüz böyle hayatımızda hayatımızda derken ana kadroyu kastediyorum NXT'ciler atlamasın. Henüz hayatımızda bir yıldır bile olmayan iki adamın face to face'inin yarattığı heat'i çok şaşkınlıkla ve şeyle karşıladım. Ee, içim i̇çim gıcıklandı böyle. Ben bile bunlar bir, bir araya gelince wow dedim işte bunu görmek istiyorum. Bazen ...o adamların maça çıkması... ...ya yani maç başladıktan sonra o kadar çekici olmayabilir... ...maç da neticede... Yani ...belli bir hareketleri yapacaklar... ...finisher, signature bitecek... ...ama ilk yüz yüze geliş anları... ...o hayatta ilk kez olan ve son kez olan bir şey ya... ...o Jacob ve Br Brom Breaker arasındaki şeyi... ...seyircinin istemesi... ...kesinlikle bunu gelecekte görmemiz gerek dedim... ...ya yani bugüne kadar aklıma gelen bir şey değildi... Ee, ...ve niye vurmadığını da anlayabiliyorum... İşte bu tadı damakta bırakma mevzusu... ...ben bunu çok seviyorum... Bunun dışında Paul Heyman niye yok? yaz bu soruna cevabı umarım ilk akla geleni yapmadıkları için yoktur diye temenni ediyorum. Yani birkaç hafta sonra Paul Heyman Roman Reigns'in yanında böyle hiçbir şey olmamış gibi birden hani ortaya çıkacaksa bir an önce olsun yani. Niye yok gerçekten de? Tatil mi yapıyor? Ben daha kötü bir şeyden endişeleniyorum bu arada. Ne gibi? Paul Heyman'ın 4 yıl boyunca Roman'ın yanında durması beni şaşırtmıştı. Hmm. Yani Roman'ı belli bir seviyeye çıkarır sonra oradan ayrılır hmm. kamera diye tahmin ediyordum. Bu bana çok güzel gelmişti. Acaba kamera önünden ayrılacak zaman geldi mi Paul Heyman için? Ha. Ben biraz ondan endişeleniyorum. Umarım öyle değildir. Ben bunu zannetmiyorum. Çünkü refer referans yapıyorlar. Evet. Yok gibi de davranmıyorlar. Ama ilk mutlaka gelir de hani hmm. uzun vadeli sürekli olur mu onu bilmiyorum. Ya benim e, bir hayalim var yani. Hayalimde nedir? Eğer bu dava işi olmasaydı, dava işi olmasaydı Paul Heyman'ın başlarım lan sizin ailenize deyip kendi şeyini kurmasına şey yapıyordum. Punk'la bir olay yaşadı yakın zamanda. Yakın zamanda dedim oldu bayağı da bu yıl içinde. Lesnar var. Hani bu e, evet, şey oynamışsınızdır hepiniz. Dangerous Alliance ee, mi geri dönüyor? WWE 2K24'da da bu Showcase modunun son bölümlerinde Lesnar Bloodline'ın şeyini savunmaya falan geliyor böyle. Öyle değişik bir olay oluyor. Roman Reigns'in e, hakkını savunmaya falan geliyor. Yani bu hikayede Paul Heyman'ın ilk akla geleni yapmamasını temenni ediyorum. Yani böyle hiçbir şey olmamış gibi Roman Reigns'in yanına girip e, işte Paul Bearer'la Undertaker birleşti şeyini birkaç kere vermişler geçmişte WWE'de. Birine yaşım yeter de öncekilere yetmez. Bu anlık bir sevinç. Sonrası yok. Ama Paul Heyman'la beraber bu hikaye bu bana göre 2024 yılında Bloodline hikayesi önceki yıllarda böyle 10'sa şu anda 4-5 gidiyor yani. Eski şey yok. Ee, bu gittikçe azalacak. Paul Heyman buraya bir dokunursa alır yürür yani. Rakı rakın tarafına bile geçebilir yani. Bu bile ilk akla gelmeyendir. Rakla beraber bile gelebilir. Rakı Paul Heyman anons ediyor. Düşünsene. Yani kötülüğün vücut bulmuş halini görüyor musun yani? O müthiş bir müthiş kötü bir ikili yani. Şey anlamında. Kötülük anlamında. Buyurun Kero Bey. Ya büyük ihtimalle öyle olacak. Bence güzel bir nokta parmak bastın. Paul Heyman face olarak hayatında iki gün takılmıştır herhalde. ECW'yi saymıyorum. Orada da healed zaten de ECW olduğu için te tezahürat alıyordu, seviliyordu. Yani bu olabilir. Final boss'ta Paul Heyman bir ara Big Show'un yanına geçmişti Lazer'la iken. Big Show bıçakla Lazer'ın yanına geçti. Lazer'dan Roman, Roman'dan Lazer falan sürekli ping pong topic gibi giden bir adam. Ben öyle olacağını tahmin ediyorum. Öyle olmasını da isterim bu arada. Yani bu JL maçına da dönecek olursak ben Ceyusa'yı kemeri aldığından beri seviyorum. Çünkü onu çok güzel bağırdılar. Ve gerçekten hani adam da o anı yaşadı. O yüzden ben, bana da geçti yani ve çok hoşuma gitti. Kemerin uzun süre tutmayacağını da tahmin ediyordum. Ben yani dedim belki işte de, de getirirler. O bir şey yapar, kendini feda eder. Bir şekilde Jay Kemer'i tutar. Ama gerek yok. Koca bir hikayeye gidiyor. Şu an Kemer'e hiç gerek yok. Vince McMahon döneminde olurdu bence. Kemer'i tutardı. Sever öyle. Kemerleri aldırmayı, ettirmeyi. Vince Ama dedi ki Triple H ben Braun Breaker'a geri vereyim bunu. Jane zaten olayı var. Mantıklı olan da budur zaten. Jacob Fatu Braun Breaker yüzleşmesinde de ben de çok gülümsedim. Hoşuma gitti. Biraz da şaşırdım. Seri çünkü tepki verdi. Yükseliyor tamam dedim. Herhalde burada artık yavaşlarlar. Yükseliyor yükseliyor bitmiyor. Sanki Rock'la Stone Cold karşılaşmış gibi. Yani ona benzer bir tepki vardı böyle dedim. Okey. Evet. Okay. Tamam da böyle bir iyi. Benim en büyük şikayetim zaten yeni star lazım anasını satayım demem. Ve iki tane burada taş gibi star var. Yani Brown Breaker her türlü öne açık. Çünkü karakteri var, konuşabiliyor. Ring içinde mükemmel. Jacob'ın promosundan şüpheliyim. Ama bakacağız ona. Ee, Solo ile Roman'dan da bahsetmiştik biraz. Ee, Solo bence şu an Roman Reigns'den daha iyi promoda. Ve ilerledikçe de bence fark atabilir. Roman Reigns çok şey kalıyor çünkü. Düz kalıyor böyle. Onun dışında da çok çıkamıyor. Arada sırada böyle e, komik şeyler yapmaya çalışıyor da bana geçmiyor abi yine solo mesela yaşıyor hani ne bileyim böyle Roman Reigns şey diyor soloya mantıksız geliyor ve gerçekten böyle oğlum ne diyorsun ne alaka falan diyor böyle veriyor ona. yani daha güzel bir e, rol kesme yeteneğinin de olduğunu düşünüyorum ben kendisinin harbiden e, Sola'ya ısındım sadece tabi adam çok şeyde böyle kötü bir yerde yani booking olarak çok hani kazanamıyor ya da önemli şeyler yapamıyor geçiştirmesi gerekiyor e, Ta işte War Games'e kadar. E War Games'de de Rakı görmeyi izledik geçen hafta haklısın Enes abi de. O zaman da böyle sövüyorduk hepimizin modu düşüktü falan. Bir hafta geçti üzerinden. Bu e, şey Rav'da güzeldi bu arada harbiden eğlenceliydi. Biraz da optimistik bakıyorum ben. Keşke işte yine geçen hafta dediğimiz bir şeydi bu. Rak dönmemiş gibi davranmasa yani o olmamış gibi böyle sanki biz şizofrenmişiz de hayal etmişiz gibi davranmasalar çok güzel olurdu. E, ya umarım War, War Games'de rakın olması çok zor. Ben sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Ha, yani şey maçta. Ama maçta ben maçın de son, sonunda ortasında falan geri böyle merdiven bir şey ortayı kaos sa yani. Yine aynı şekilde kapıyı aç ben patronum yoksa seni atarım diyecek mesela hakemlere. Girecek içeri. Maçı kazandırabilir bile. Büyük ihtimalle kazandırır. Ki resmeneye devam etsin. Yani gideri var. Gideri var. İşte bu Bloodline hikayesi bu durumlarda çok güzel oluyor. Rav'ın geri kalanında güzel. Üstte bir de Bloodline gelince o zaman oluyor. Ama sadece Bloodline ayakta tutmaya çalışırsa her şeyi yani rak falan olması lazım. Böyle çok sağlam segmentler görmemiz lazım. Yoksa sövüyoruz işte geçen hafta olduğu gibi. Ben azından ben çok sövmüştüm. Ee, ama iyiydi bu maç. Güzeldi. Doğru kişi de kazandı. Güzel de kazandı. Brown Breaker'ı ivmesinde yükseltti falan böyle hani. Buradan sonra ne yapacağı çok önemli tabii de güzeldi yani yüksek bir noktada bitirdik e, İyi bir main event oradan iki tane noktaya kapı açıldı bir tanesi mesela rakla Paul değindiniz bence Jacob Fatu'yla Paul Heyman çok iyi olabilir hmm. e, mesela acaba mesela. Paul aklını karıştırır veya Paul bunun ge geçmişleri var o yüzden bunu almadık tarzında bir şey anlamı e, çıkar mı Jason'ın dediklerinden Jacob Fatu'yla Paul Heyman'ın arasında bilmediğimiz bir şey olabilir mi ve hı hı. ikisi de güzel bir eşleşme olabilir diye düşünüyorum. İkinci olarak da korktuğumuz başımıza gelecek gibi ama e, Raul Rom'un Wrestlemania main eventi yaparsa ikinci gece, yok, ilk şey gece yok. main eventi Cody'e kalacağına göre CM Punk'ın main eventi, yok yok o iş yaş <laughs> ya. Şey. Bunlar Triple ee, Threat yapacak ve or oralara girmeyelim kardeşim. <laughs> o tat kaçırıyor. Ama Rak fırsatı olursa yapar bir bu arada. Acımaz. Seneye seneye. Abi o triple threat'e girmeyelim ya. Siz dua edin, triple threat'e zaten girmeyelim. Seneye kalırsa da kötü. Bu sene Rak Roman'ı zaten yapsınlar. İşte yapmayacaklar. Yani rak mesela Rak Cody yapıp Roman'ı yapmazlarsa da sıkıntı. Wargames'de Bloodline olayının içine Rak dalarsa geçmiş olsun. Rak Roman yani. Olmasın. Yani kesinlikle. Ama nasıl triple threat'e gidiyor işte anlatın dediği gibi. Çünkü evet. Cody'ye de söz verdi dedi. Eline veriyorum. Aç elini dedi. Yani bunları inşallah gelecekte bir fırsat olur da konuşuruz da. Çok kısa bir şey. Sözünü mü böldüm? Bir şey evet. elin havada kaldı. Ya arkadaşlar çok açık şu anda. Kör göze parmak. Herkes bak Sina, Austin, işte Cody. Bunlar Rumble'ı double yapmış. Ya hatta Austin 3 yapmış adam. Bu Roman Reigns bir kere kazanmış. Bunu istatistik seviyor biliyorsunuz. vatandaşı. E, vatandaş. Evet, aynen. Bunu iki yapacak bu. Ve Rak bu sefer alamadığı için maçını yine bu sefer de Kodi'ye giderken bir bakmış Romun geliyor. Aynı şeyin lacivert olacağı için Rak bu sefer affedersin özür demen hesabı kerim yapacağınız iş artık. Yeter lan diyecek. Hani bu şekilde bir şey öngörüyorum. Geçen WhatsApp grubumda dedim ki Böyle bir maç olması durumunda kim tuş olur dedim. Bir cevap gördüm kanım dondu. Abi ikisini üst üste koyup tuş ederse yazdım. <laughs> Yok artık. O <laughs> abi. <laughs> <laughs> yani ben Wrestlemania main düşünmüyorum. Ya sen de düşünme. Mutlu ol. Bu kötü Rumble yanıyor. İşte Rumble yanıyor. Evet. Yani aslında çok iyi bir şey beklerken e... derken yani çok şey bir şey de geliyor olabilir yani. Bırak bıraktı pantolon erken. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> evet. O zaman Benim ikinci noktan neydi yaz? Onu merak ettim. i̇kinci buydu işte CM Punk'ın main eventi inşallah olur artık bu sene. Olur, Bir de, de C4 yani. CM Punk'ın main eventi kim olur olursa? Abi setli muhtemelen de. Tamam. Hani kendimizden Gunther'da. feragat edebiliriz sıkıntı yok <laughs> CM Punk main eventi yapsın da. <laughs> o zaman sete geçiyoruz. Çünkü bana göre Raw'un en keyifli olaylarıydı. Seth Rollins, <laughs> Braun Breaker, şu, şu Braun'lar çok var ya. Evet ya. Yani. Bronson Reed. <laughs> <laughs> Brunson Reed'le Seth Rollins'in e, daha şovun başından itibaren daha başlangıçtan önce yani ilk gelirken girişmeleri. Sonra Setin direkt girip, ringe girip işte zaten daha yeni başladık diye ringe girip gel bakayım buraya falan deyip çekmesi Bronson Reed'in böyle güvenlikleri yara yara gelmesi falan filan derken oraların işte oradaki bir brawl. Sonra arka alanda zaten Toplamda 3 segment fandı zaten yani. Üçücü de artık en son yeter artık de dedim Pierce. Her zaman böyle oluyor zaten. Yeter, enough falan filan deyip böyle alın size Crown Jewel. Hmm. Ben Crown Jewel'da bu maçı bekliyordum. Ama hmm. mı yaparlar falan diye böyle bir tedirginlik vardı. Yok. Bu, bu tam Crown Jewel maçıydı yani. O bize göre de erken saat. Ben açacağım onu. Bayadır da şey, <laughs> Bad Blood'da da yayın yok ya böyle. Sanki yıllardır yayın yapmış gibi, yapmıyormuş gibi hissettim <laughs> kendimi. açacağım onu izleyeceğim. Ben bu maçı istiyordum. Seth Rollins, Reed. Güzel işliyorlar. Cetronis şu an şirkette isterse ol. geri döndüğün zaman seni yükseltecek adamlardan biri. Bir numaralı zaten bu adam Cetronis. Gelen de yükseliyor. Brunson'ı zaten bir ivme yakalamıştı. Şimdi Cetronis'le daha da yükselecek bence. Hani ne olursa olsun kaybetse bile Brunson'ı çok şey kazanmış olacak. Ben çok umutluyum bu maçtan da ve olayları da çok ilgimi çekiyor. Cetronis'in Branson Reed bunu yaptıktı. Yani zaten Settronis öyle bir karakter değil. İlla ki o intikamını alacaktır yani. yani çünkü dedik Allah acaba geldiği zaman Branson Reed'i umursamayacak mı? Başka bir şey mi gidecek? Sian Punk falan derken. Yok Sian Punk durup dedi biz yokuz bir süre. Tamam Settronis'in önü açıldı Brunson Reed'le. Çok keyifli gidiyor. Evet. Ama Settronis okey. Ben Branson Reed'i övmek istiyorum. Yani Branson Reed... E Evet çok göze hitap etme bir güreşçi olsa da böyle görünüş olarak falan ama o girdiği buralardır ne bileyim işte fight arka alanda işte girişmeler işte güvenlikleri deşmeler falan derken benim baya baya son dönemde de çok sevdiğim bir güreşçiye evrildi. Çünkü bu tarz bir şey arıyormuşum ee, özellikle hani Braun Strowman'la yaptıkları böyle Godzilla King Kong gibi kapışmalar falan onlar da güzeldi işte ring kırılması falan. Buna mı sanki? Ama bunda da böyle çok büyük bir giant olmasa bile Brunson Reed'le bile bunu görmüş oldum. Bunu almış oldum ve benimsedim bunu. O yüzden hoşuma gidiyor Brunson Reed. Şu an Cetronis de böyle bir olaya girmesi ki zaten hikayesi var aslında. Oradan buraya gelmesi hoşuma gidiyor. Crown Jewel için bence çok da iyi bir maç. Bir de türeklerlerse hoşuma da gider. Yaz buyur abi. WWE'nin gerçek olmadığının kanıtı işte. Cetronis ile aynı güçte hemen hemen. <laughs> İkisi de Branson Reed ile başa baş gidiyor. Ya yani orada ben neler oldu da şunu demeye çalışmıştım. Seth Rollins, Branson Reed ile Braun feudunda ki Braun yerini kapsıyor şu anda. Nasıl kapsıyor? Cüssesiyle değil. ile kapsıyor. Yani Seth Rollins olmasa o kişi Miz olsa Branson Reed Miz'in içinden geçer diyebiliriz ama Seth Rollins olunca yani şöyle bir insanlar ya bu maç Raw'da olmaz o zaman. Crown Jewel'da olur. Abi setin bir maçı varsa bu seneki sayılı maçlarından bir tanesi. Bunu Raw'da yaparlarsa zaten kalkıp burada benim üzerine 15 dakika size bir şeyler anlatmam gerekir yani. Asıl <laughs> sıkıntı o olur. Bu maçın Crown Jewel'da olması lazım tabii ki de. Ee, onun yanı sıra RMP'ye bağırışı çok güzeldi. inaf <laughs> diye bağırışı beni benden aldı. Gerçekten çok hoşuma gitti. Rollins işte I'll make you famous falan dedi. Undertaker'ın Alan Jones diye kestiği promoyu hatırladım WrestleMania döneminde. AJ e. Styles'a. Ee, ve yani şimdi maçın bookingi biraz burada çetrefilli olur. Çünkü bence Brunson Reed'in de açıkçası ihtiyacı var biraz bu galibiyete. Hani kaybederse o canavarlığından çok kaybetmeyecek. Orası öyle ama kazanırsa acayip momentum kazanır. Ka çok kazanacağı çok şey var. Fakat setin de kazanması lazım. Çünkü e kaybederse Brunson de bu sefer aslında setin kaybedeceği çok şey olmaz. Hani set burada burada maçı kaybetse yarın e, şey yapar arkasına bakmadan yol devam eder onda problem olmaz da hani onun kaybedebileceği bir senaryo atıyorum e, ne bileyim şey almıştır bunlar maç yapar işte çok dramatik bir anda seyircilerin arasından CM Punk'ın geçtiğini görür falan dikkati dağılır böyle hiç beklenmedik bir şey yapılabilir oradan CM Punk feud'una gidecek şekilde bir dikkat dağınıklığı yaratılabilir Brunson Reed'e maçı vermek için tek maçla kalsın çok da uzatmaya gerek yok. Branson Reed'e de run, run breaker'ı versinler. bu maçtan sonra mesela seti yenecekse hatta yenmeyecekse de Intercontinental kemeri e oynasın. Kemerin sahibi Brun Breaker olduğu için değil. Brunson Reed şu anda öyle buklandı. Buradan nereye gider diye sorduğumuz zaman Intercontinental kemere gitmesi lazım diye bir cevap çıkıyor. Sam Zeyn mesela Intercontinental kemeri öyle süper Sina gibi tuttuğu zaman da buradan nereye gidecek dediğimizde World Heavy diyorduk Hı. cevabına. World Heavy gitti zaten olması gerektiği gibi. Burada da Brown Breaker'ın Midcard'a gitmesi lazım. E, Reed'in. Karşısında da Brown Breaker olduğu için çok güzel bir eşleşme olarak görüyorum. Yani e, şu anda güzel olur izlemesi. Katılıyorum abi. Katılıyorum sana. Onat. Ka katılıyorsan hadi bir yorumunu da yap. Çok güzel girdin hadi yani. Aynen. Ya bu Brunson tam hadi maçı yapsın o ikili Brun'lar sonra o maçı kaybeden Brun ismini de kaybetsin değiştirmek zorunda kalsın. Bence <laughs> Brunson Reed kaybetsin ve ismi bundan sonra Cahrein olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok güzel olur yani. <laughs> Abi Crown Jewel'da Sean Park'la bir şey beklemeyelim önce biraz. Evet. Çünkü o hani sövüyor ediyor biliyorsun. Grunge gitmem diyor. Kan parası diyor. Cetronus kazanır diye düşünüyorum. Çünkü Branson Reed Triple H'in gözlerinden bir tanesi. NXT'de de öyleydi zaten. Ee, ama normalde kazanabilirdi de bu arada. Cetronuz'da tam çünkü böyle yükseltecek adam. Çok yapmışlığı var. Şöyle bir durum var. Cetronus'u mahvetti adam. Yani yok etti. Ondan geri gelip babyface. Bir de bu maçı kaybederse... Bırak siyampank olayını falan ondan sonra hiçbir şey yapmayacaksa bile bence onu çok zedeler. Ben mantıklı bulmuyorum. Herhangi yani bir güzel süper bir finishle falan bile bitirseler o setronizin e, galibiyetini verseler bize. Ben yiyemem abi. Ben triple için böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ee, ki işte bunun üstüne yine o siyampank olayları ve dünya kemeri potaya gireceği için ortaya gireceği için en azından tahminimizce bu arada. Gunter'ın WrestleMania'ya kadar şampiyon olarak gitme ihtimali de çok yüksek. Seth Rollins'e CM Punk hani main event olacaksa bence kemer olmalı. Main event yaparlar mı o ayrı bir sorum. Olur diye düşünüyorum da. Olmadığı takdirde kemere de ihtiyaç yok. Yani büyük maç sonuçta kendiliğinden. İşte mesela WrestleMania 19'da Rockless Stone Cold şey yapmıştı. Kemersiz maç yapmışlardı çünkü Rockless Stone Cold. Ama main event olmamıştı. Ya bu gayet mümkün. Gami Müslümanı Siyan Punk sever mi bilmiyorum. Hani onun esprisini yapıyoruz da. Adam artık çünkü eğlencesine bakıyor biraz daha. Yaşlandı bile. Yaşlandıkça doğal olarak hani ne kadar sinirli bir atarlı giderli insan olsan da biraz daha sakinliyorsun. Bir böyle artmaya başlıyor. Belki der ki Siyan Punk ama biz yine Helen Sel'de olduğu gibi kardın neresinde olursak olalım şov çalarız gideriz. Yani kısacası uzatmaya gerek yok. bu alır geçer diye düşünüyorum. Doğru olan şey de budur. Ufak bir tedirginliğim var. Neden Triple H'de yeni starlar yavaş yavaş yaratıyor yani. Sevsek de sevmesek de ittiriyor onları. Rans Reed bunlardan biri mesela işte El Campion bunlardan biri. Gunter'ı yükseltiyor. Yenilere de önem veriyor. Sadece bu burada birçok dezavantaj Brans, Reed'in yanında o yüzden. Evet. GG diyorum kendisine. Bence oldu. Ben Surnade senin de dediğin gibi içinden bambaşka bir şey çıktı. Yani <laughs> adam e, izlettiriyor kendini ve ben Rav'un bu başlangıcını şeye çok benzettim ya. O vibe'ı bana çok güzel verdi. Hatırlıyor musunuz? Undertaker'la Brock Lesnar Rav başlarken kavga etmeye başlayıp hmm. reklama gidip dinlenip dinlene dinlene bir daha birbirlerini dövmüşlerdi sonra. <laughs> e, müthişti ya. Bak Rav'da bir olay akıyor alt metinde. Ama aralarda da böyle kavga sürekli devam ediyor. Ee, ed, ama şu şuna da bir parmak basılması gerekiyor bence. Zamanında Rav'da ortalık çok karışıyor diye Triple H'e anarşi yap, yaptılar bundan 13 sene önce. Adam Pearce'ın e, döneminde anarşi olmayan yer yok şu anda Rav'da. Muhakkak Adam Pearce her hafta 2-3 kere dışarı geliyor farkında mısınız bunun? Sürekli evet. dışarı gibi ortalığı topluyor yani. Bu round'da da en, bir, iki, iki kere geldi. İkiden fazlasını bilmiyorum. Ee, yani Adam Pearson iktidarı biraz sorgulanabilir sanki. Yani senaryoya entegre edilebilir anlamında söylüyorum. Keyifli olabilir. Ee, Seth Rollins'e gelince ben vakit geçtikçe bir Seth Rollins fanı mı oluyorum? Yoksa Yağız Altun'la çok vakit geçirdiğim için etkileniyor muyum Bilmiyorum. Ben bu adamın artık kaybettiğini görmek istemiyorum hiçbir şekilde. Yani WrestleMania'da konuşabiliriz. CM Punk o ayrı bir şey. Onu da istemiyorum. Rahatsız oluyorum. Ben bu adama gidip de hani ya Seth sen bu gece kaybedeceksin de ya ben Triple H olsam utanırım yani. Artık gidip de kaybedeceksin demeye. Çünkü bu adam WrestleMania'da ne yaptı bize ya? WrestleMania'dan beri Seth Rollins'e bir şeyim. Bir de ondan önce Cody Field'u Cody'ye yat. Edge feud'u Edge'e yat. Şöyle baktığın zaman Setron'un tam bir şeyi ya. Bizim zamanımızın Shawn Michaels'ı yani. Aşırı yetenekli. Belki roster'ın bir numarası yani güreş yeteneği anlamında bilmiyorum. Kero bunu daha şey yapabilir, analiz edebilir de. Ama günün sonunda bakıyorsun adamın somut başarısı. Çok, ya gerçi World TV var. O ayrı da. Utanırım yani gidip kaybet demiyor. O yüzden kaybetmesini istemiyorum. Branson iddia genç. Bu feud'u kaybeder gider Brom Breaker'dan kemer alır. Kimse Seth ise kaybettiğini hatırlamaz. Ama Seth Rollins inşallah önümüzdeki WrestleMania'nın main eventerlarından biri yani yine. Kaybetsin istemiyorum yani. Şimdi ben az önce bir tahmin yaptım da belki de Royal Rumble alacak bilemeyiz. O Royal Rumble'ın da favorilerinden bir, bir, tanesi olacak geldiğinde yani. Ee, Branson'u da kaybetme Seth. Evet, hele Arap da hiç kaybetme. Ha bak Arap dedik yine. Arabistan'da hiç kaybetme yani. Ben bunu demek istiyorum. O zaman e, yeni mevzuya girmeden önce Yağız ve Onat bir Osimen'in son Instagram paylaşımını baksanız güzel olur. Çok güzel bir A müzik koymuş. Mu? Çok güzel Aha. bir müzik koymuş arkaya. Yalnız ben ayrıldım. <laughs> o kadar <laughs> gidecek, gitmesine endeksliyim ki. Instagram açılıyor mu? Az önce geldi evet. bana da. Osimen tanıdık biri mi? Victor Osimen ya. Maskeli. Galatasaray Forvet'i. Osimhen'in yani. son Instagram paylaşımında böyle bir dört tane fotoğrafı şey yapmış albüm gibi. Orada güzel bir müzik koymuş arkaya kendisi. Allah Allah. Ha, dur bakayım. o mu acaba? Abi Instagram paylaşımı diyorsun. Ha. Bak bakalım oraya. Ooo. <laughs> <Ay, gülüyor> <Ay. Ay. gülüyor> Çok çalmıyorum. Osimhen Siyan Punk çıktı arkadaşlar. <laughs> Oha ne alaka? Kasım ben bizim Reals'ı görmediysen ben de bir şey bilmiyorum <laughs> ama. Bizim Reals'ı görmediysen ben de bir şey bilmiyorum. O bu arada 100.000'i falan geçti ya. İşte. Biri Osime. Güzel. Aynen. hatta 5'i falan da olabilir. <laughs> yani. Olabilir. O zaman White Six. Ne? Ha. Oh be çok şükür ya. Yani. <laughs> White delileri sonunda geri döndüler. Şimdi de ben <laughs> konuşmuyorum falan diyormuşum. <laughs> Bir şey diyeceğim. White Six, ya ne yaptılar ki adam gibi ya? Sen de zaten şimdiye kadar. Yok. Ben, ben de gitti yani. bu arada. Ben White Six'e hiçbir şeye hype'lanmıyorum. Sadece evet. bireysel olarak Dexter Lumis'in performansını beğeniyorum. Joe evet. Gacy'yi beğeniyorum. Robin Robin zaten. Ee, şey de çok ben <laughs> ona beğeniyordur muhtemelen. Niki de ben. Yok. Ha Niki, hoş... çok iyi. Niki çok iyi. Ya işte sen böyle seviyor böyle cadılı madılı <laughs> şeyler? Ben ben çok hoşuma gitmediği için etkilemiyor. Ben sadece özellikle işte Gacy ile şey Dexter Lumis'in performansı hoşuma gidiyor. Bilemiyorum. Bendeki o inanç gitti ya. Ben ummuyorum artık çok büyük şeyler. Ama Final Testament'la en azından e, mevzuya girmeleri hani iki taraf açısından yoksa yok alacaklar. İki taraf açısından en azından bir şey Salı Ortada da mizin olması. Zaten <laughs> segmentte de miz böyle işte yere yattı böyle yaradana sığınarak orada. Allah işte <laughs> felak nasıl <Oradan> okudu orada. Nick'i <laughs> görünce felaknasa geçti falan sonrasında e, Paul Elling'in direkt kurşunu yemesiyle Cavdi'den bitti segment. Ne olacak bilmiyorum. Bende hiç heyecan yok ama en azından bir de Rush'ın 2 saate dönünce artık ne yapacaksın zaten? Hep kafamda soru işareti vardı. En azından bir mevzuya falan sokuyorlar. Ona başlamak ister misin? Sen seversin. Tabii var. ki. Ben Hı? yani White 6 Arturut'u kurtardılar çok ilginç bir şekilde. Yani bu bunca haftadır böyle ciddi bir şey beklerken. Evet. Ee, umarım Arturut gelecek hafta ben küçüklüğümden beri White Six üyesiyim diye gelmez. Ee, çok ona dönebilecek bir mevzu bu arada. Judgment Day biliyorsunuz öyle oldu. Ee, ya daha önce de bunu demiş olabilirim. Tekrar düşüyorsam kusura bakmayın da bu yılın akılda kalan birkaç tane RAM main eventi var. Bunların belki de en akılda kalanı White Six'in debut yani. Evet. O debut gecesini bir hatırlayın. Ve geldi şu noktayı bir hatırlayın yani. Bambaşka iki yer. Ha Şimdi ben şeye inanıyorum. Braun Strowman'la bir şeyler yapacaklardı. Braun Strowman sakatlandığı için aradacıyla buna evrildiler. Şimdi şunu eleştireceğim. Bundan bir iki hafta sonra diye tahmin ediyorum. Ee, bu adamlar böyle bu kalabalık bir fiyda girdi. Çıkacaklar diyecekler ki War Games kardeşim diyecekler ve bunları koymayacaklar mesela. Ben de diyeceğim ki yani ciddiyetiniz bu kadar işte diyeceğim yani. O War Games olunca Bloodline'ı şunu bunu koyacaklar oraya. Bunlar böyle bakacak. Ha bunları alıp da kafesin içine koyarlarsa Triple H abimin kelini öperim yani gerçekten. Harbiden ciddi bir ...kredit vermiş olur bunlara... ...verebileceğinden fazlasını vermiş olur yani... ...bu şey demek... ...bakın kardeşim bunları ciddiye alın... ...bunlar benim üstüne bir şeyler düşüneceğim... ...ama şu anda öyle bir şey yok... ...şeyden de çıktılar farkındaysanız... ...ben bunu söylemiştim... ...tamam başlarda Bray White'ı anıyoruz... ...duygusal... ...ama birkaç hafta sonra bunun da şeyi bitecek... ...o da bitti... Ee, ...şu anda bana bireysel karakterleri... ...biraz daha ilginçleştirecek şeyler vermen gerekiyordu... ...bunu da yapabileceğin yegane yani şey... Bana bir Firefly Funhouse segmenti vermekte örnek veriyorum. E, ee, bu Firefly Funhouse yapabilirdi. buna gerçek vatandaşları kullanarak. Veya e, yani bir şey vermen gerekiyordu. Şu anda bunların yoktan var olup Final Testament'a saldırması, Miz'in orada ikindi yıkılması falan. Hani e, neydi o? Retribution. Retribution ne, o, değil mi? Retribution mıydı ya? E, hackerların grubu. Evet. <laughs> O efekte. Nexus bile değil bak. Nexus bile değil. Nexus bu desem diye düşündüm. Yok. Şu anda tam bir Retribution. işte Nick'i köşeden atlıyor yine. Tamam bu Nick'inin imza hareketi eyvallah. Ama yok bir şey eksik. Anlatabiliyor muyum? O şey bitti. Hala Twitter'dan böyle ayet falan paylaşıyorlar. Abi yeni bölüm. Sıradaki bölüm. Anlıyorum amacınız Wrestlemania'da bilmem kaç bin kişiyle Firefly girişini yapıp Rest in peace Bray Wyatt derken Bray Wyatt'ı da Hall of Fame'e takdim ettirmek. Bunu çok net görebiliyorum Bray Wyatt'ın bu yıl Hall of Fame olabileceğini. E sonrasında bir şey yapmayacaksanız okey. Hani konuşmayalım biz de burada siz yani. Hiç gerek yok. Siz amma töreninizi gerçekleştirin. İki saatlik ramı neşelendirin. Okey gayet makul. makul. Ama çok güzel yerlere gidebilecek bir şey. Nasıl başladı bir şey? Neler oldu? Neler oldu? Neler oldu? Yani, hoş geldiniz. Paul Ellering e, uzun zamanda Final Testament'ın e, yanında kapı olarak, dekor olarak duruyor. Şu <laughs> insan Paul Ellering diye birinin orada var olduğunu bu hafta öğrenmiştir. E, bunun için wild Six'e teşekkür etmek lazım herhalde. E, ya şimdi niye ediyoruz? Anladık da ne oldu? Şey gibi Gorilla Mansur gibi oldu bu da. Yani orada oldu. <laughs> yani e, öyle. Ne diyeyim? Bunu Wargames'e almadıkları sürece ciddiye alamam. Oh, okay. Ben, War, ben War beklerken bunlar da gidip Crown Jewel'da birbirlerine Yapma girerler. Ya. Hatta Crown Jewel'a bile gitmeyebilirler. Raw Exclusive gidiyor ya Uncle Avdi. Crown Crunchyroll Jewel'da herkes diyor gidiyor şu anda. Hep bir şeytan olmuştur sanırım. Lazım yine yani. şeytan. Hiçbir şey gitmeyecek bu arada. Ne Crown Jewel'a gidecek ne War Games. War Games'i zaten herhalde şey olacak. Kadınlar Tadımlar olmasın yeter artık. <laughs> NXT bu şeyler geldi. Lash Legend falan, Jakara, Bianca, Ayy. Cade hepsini verecekler bir tık <laughs> Hepsinin... Hepsini. Japon. Gimikleri <laughs> ve kıyafetleri de benzer şimdi ya ben ayıp olsun istemiyorum ama biraz farklılaşın yani ne bileyim. Neyse <gülüyor> bu <gülüyor> White Six eğer War Games'e girerse var da ben o maçı izlerim çünkü delirecekler, manyak evet, gibi tabii güreşirler. Çok yetenekliler. Ona bir şey diyemiyorum. Yani, Bloodline yapmama ihtimalleri de var yani belki bir tag team yaparlar, War Games'e ona bırakırlar. O zaman izlerim çünkü ben çok sıkılıyorum War e. yani her sene söylerim. Ee, bunu geçen sene de sanırım Processing Studio'da konuşmuştuk sanki. Yani çok abi sıkıyor yani hikaye anlatacağız diye 50 dakikayı bomboş geçiriyorlar çünkü normal maçlar öyle. War Games'e de bir şey değişmiyor bir. Tamam hani iki tane ringe bakıyorsun. Not tatlı da. Son 10 dakikada oluyor her şey. Ben o yüzden çok heyecanlanamıyorum war Games konseptine. Bu beni heyecanlandırır ama harbiden siz dediniz ya özellikle sen dedin abi. Bu şey gibi olabilir ha. Bronson Reed Bronson Roman feud'u gibi. Rav'da başladı. Rav'da bitecek böyle. E, paper'den sonra falan böyle hani bir köşe yazısı gibi. Gözden uzak. E, yani ne desem bilemiyorum ki abi ya. Allah kahretsin abi. Ne diyeyim yani. Triple H eğer böyle bir şey yapacaksan şu an yerimiz değişsin kardeşim. Bulunduğumuz yeri değiştir. Triple H bana bir sinyal gönder. Abi, bir, bir, şey yok. bir şey mi hazırladı Dur bir şey. Aa. Aa. Bu nasıl olacak lan bir dakika. Olmadı. <laughs> e ek ek Olmadı. <laughs> Olmadı. Abi bir i̇şte şey. <laughs> Enes abi neredesin? E ben ben yokum burada. Köşedeyim Aa, de evet, ekran göründü zaten. Ekran göründü zaten. Oğlum. Bunu nasıl abi, yapacağım? Hero yayının bunu nasıl değiştiremedi? Hero yayının. <laughs> <laughs> yayının Bir daha bak Zadadaylı. bak bak. Hayır ben değiştiremiyorum. Sen değiştirsin <laughs> de, de. Gitmiyor Ne yani şeyleri Sadece önceden Sadece haber Sadece... vermek lazım. <laughs> Aynen. great view. Abi lan. <laughs> <laughs> ben de bile ekran şey ya şu. Aa. Böyle ki bizi göz Adam, adam işkence çekiyor. Kapatsana şunu. Nasıl kapatacağız? <laughs> Nasıl bu kapatacağız? Sağ üstte gir abi view var ya. Grid ha? view yap. Tövbe. Oğlum bu değişmiyor mu? <laughs> Büyük galeri, kılavuz görünümü. Kılavuz görünümü. Ha. Ben de ben döndüm bu arada. Tamam. i̇şte bu, bu. Tamam. Okey. <laughs> Sen şey yapsana. Ama yok yap. Sen yap bir foto al. <laughs> Onu Enes abi ekrana koysun. Aynen. Sağlıklısı o ya. Yani. Olabilir doğru. Ya arkadaşlar böyle çok teknik şeyler ya. Bu OBS yoruyor bizi de. Neyse. Abi kısarası. Kısarası. Ben bu arada setup'ına bayıldım. Hani o, o olayı bize vermeleri böyle şeyin. Shield'la Wild Family'nin minyatür şeyini sezdim orada. Ama evet yani Chad Gable olayı gibi mesela adama yıllarca palyaçoluk yaptırıyorsun şimdi ciddiye diyorsun Bu da öyle adamlara hiçbir şey yaptırmadın. Ben de sizin gibi olaysa çok heyecanlanamıyorum ama bakalım izlenir ya. Yaz. Yes. Altta kalmışım biraz. Benim ekran <laughs> affedersiniz. Görüntü ee, 7 bilmiyorum, şey. düzelmedi yani o yüzden. <laughs> Kero mahvettin Kero. Yukarıda bir Ay, şey var fikir. korkuyorum ona bassam yayın şey bas, bas. diye O yüzden basmıyor Yok basmıyorum. Basarsam ekran bölünmesin. Bas, yani. <laughs> <laughs> Böyle devam edelim şimdilik. Beni bir şey bas diye. Kaydı <laughs> biraz çünkü <laughs> görüntü. Biz şu an o ekranda mı duruyoruz? Yok değil mi? Yok şu an normaldeyiz ama bir tık kaydığı için. Ya yukarıdaki X'e sizin... basabilirsin abi. En sağ üstte olmasın da. En sağ üstte o yüzden. Yani Aa. Korktum yani bir an basınca şey gitmesin diye. Ya senin düşüncen evet. yani genel olarak seyirciden çok iyi reaksiyon aldı. O benim çok hoşuma gitti. İnsanlar bekliyormuş ins bir hava kararsın, ışıkları yakalım diye. Hakikaten en azından bu hissiyatı Öyle çok hoşuma gitti seyircinin. Ama yaptıkları şey önemli olacak mı? Çok yüksek ihtimalle olmayacak. O biraz üzücü. Keşke olsaydı. İlk böyle beklentimiz neydi bunlar hakkında yani? Her yeri ele geçirecekler vesaire falan. Çok sıradanlaştı maalesef. Ama e biraz ironik olacak fakat Bray Wyatt'ın kariyeriyle de paralel maalesef. Aynen. Aa, yani A Abim böyleydi ben de böyle aynen gideyim aynen diyor abi. herhalde. Aynen öyle. O üzüldü. Ben de ben çok herhangi güzel bir heyecanı şey yok abi. artık ya. Bilmiyorum. Olmuyor ya. Bunun gibi olmuyor yani. Yok. yok. Ama bu çocuk yine görülmeyen yerden baktı ya. Evet. Vay aybe duygu seli O zaman SmackDown'da ya bir şey diyeceğim. Crown Jewel'da iki tane kemer maçı var değil mi? Crown Jewel kemer maçı. Kadınlar erkekler. Evet. Şimdi erkek kadınlar da Nia Jax, Liv Morgan mevzuya girdiler. Raw'da yok işte SmackDown'da orada burada bir şeyler falan yaptılar böyle aslında. Hani bir şey işleniyor en azından. Evet. Erkeklerde Günter işte Cody Rhodes Kodros çıktı SmackDown'da. Galiba bir 7-8 dakika konuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Konuştu şeyden girdi. İşte bir babasının geçmişinden girdi yine. O zamankilerden. işte zaten hangi şeydeydi unuttum. Hangi şehirdeydi. O şehri bir övdü. Ondan sonra işte burada bilmem kimler güreşmişti. Oradan ona. Oradan ona. İşte büyük işte kemerler kazananlar falan filan dedi. En son dedi ki durdu. Günter dedi. Haftaya gel bekliyorum yüzleşeceğiz. Bogdan <laughs> o kadar boş bir promoydu ki yani abi boş promoydu yani bak anlattığı şeyler evet güzel şeyler vardı nostaljik şeyler falan filan böyle yine işte ama çok boştu ya bunu beklemiyorum ben ne bileyim bir şey olsun Günter gelsin şimdi bak Liv Morgan, Nia Jax falan aksiyona giriyorlar bir şeyler yapıyorlar e bunlar da yok böyle de e, e, tabii ki de hani olmaması da normal gibi de geliyor bana sonuçta öylesine hadi Kranjol'da bir kemer verdik hadi bu ikisi maç yapsın falan normal şartlarda da çok iyi maçtır bence. İyi de bir maç olacaktır Cody ile Günter'in maçı. Ama abi yani SmackDown'da Cody bomboş ile çıktı takım elbiseyle. Promo kesti gitti. Ya promo da dedi işte haftaya gel görüşürüz bekliyorum. İşte vadi yine aynı catchphrase'ini söyledi gitti yani. Bilmiyorum. Ya bu benim şeyimi düşürüyor yani. Hype'ımı düşürüyor Crown ile ilgili. O yüzden üzüyor beni ve ana şampiyonun böyle olması bunu yapması. Ve Cody aslında genel olarak böyle Kemer yani aldığından yani. beri, Resilmenya'dan beri böyle bir benim çok canımı sıkıyor. Kodiros. Artık gerçekten hani ya bir şey olsun. Kodiros heal olsun artık. Ama olmayacak iki yılda En azından. Öyle umuyorum, bilmiyorum. Benim çok Kim canımı mi? sıkmaya başladı. Evet, estağfurullah. Ben Kodiros'u seviyordum ya Legacy'deyken. <laughs> <laughs> Yaz yes, buyur abi. Abi katıldığım bir nokta var, katılmadığım bir nokta var. Katılmadığımla başlayayım. Ee, ben mesela geçen hafta bahsettiğimizde şey demiştim. Cody ile Gunter'ın maçı hakikaten feud inşasına gerek duymayan bir maç. Ve yüz yüze gelmeleri, konuşmaları yeterli. Fiziksel aksiyona girmelerine gerek yok. Çok batırmadıkları sürece Crown Jewel'a kadar saçma sapan şeyler olmazsa... ...o maç için zaten hype'li olacağız. Şu anda o yolda gidiyorlar. O konuda bir problem görmüyorum açıkçası. Fiziki aksiyona girmemeleri benim için daha bile iyi olur. Çünkü maça taze başlamış oluruz. Yani bu öyle bir maç. Atıyorum... John Cena maçı öyleydi. E, maça taze, yani her şey maçta. Onun öncesinde konuşmalarla falan böyle şey UFC maçı havasında böyle. Yani büyük maçlar inşa edilirken işte konuşmalar, basın toplantıları vesaire. Bu da benzer. O, o, anlamda o bakış açısı uçuma gidiyor. Çünkü her zaman bunu göremiyoruz. Yani Cody ile Gunter'ın da kalkıp işte bir gün birinin e, a, üstünde işte kemerle poz vermesine falan şov biterken gerek yok şu anda. Öyle bir şey görmemiz çok da lazım değil. Çünkü büyük ihtimalle yerde yatan kişi için o pek pozitif olmaz. O, o yüzden bir seçim yapmak da şu anda zor. Cody'nin ama promosu konusunda sana %100 katılıyorum. Yani WrestleMania'da kemeri aldıktan sonra maalesef böyle bir evet oldu artık tamam kovalamayı bıraktık artık şöyle bir dinlenelim havasında geziyor Cody. Promolarında mesela kalkıp yani söylediklerin yanı sıra söyleyiş tarzında problem vardı. Columbia, South Carolina'daydı mesela. Kalk işte ne bileyim burada şöyle yaptık böyle yaptık falan. Bunu rak yapardı bilmem hatırlar mısınız? İşte rak mesela her geldiği şehirle rock'ın bir bağlantısı vardır. Arena'ya her çıktığı zaman işte ben burası benim aslında hometown'umdur. Ben burada ilk maçımda e, altıma ilk defa yapmıştım. Gitmiştim temizlemiştim sonra sonra Ondan sonra Miami'ye gidiyor burası benim memleketim. Santa Clara'da WrestleMania yapıyorlar burası benim memleketim falan. Rock böyleydi. Kodi de mesela işte iki hafta önce mi yoksa bu, bu şovda mı demişti şey... St. Louis'de de demişti galiba. Evet. St. Louis'de demişti. We want Cody tezahüratları burada başladı diye. Burada benim böyle bir şeyim var. İşte Kolombiya'da böyle bir şeyim var. Kodi de mesela bu yoldan gidiyor bak bu çok önemli bir nokta ee, Seyirciyi şey yapar yani seyirci gözünde Hı -hı. çok şey arayacak bir olay bu o yüzden kesinlikle katılıyorum takdir edilisi hoşuma gitmiyor ama Kodi açısından mantıklı fakat şey yok Kodi'de heyecan yok ya durdu öylece konuştu sadece Kodiye yakışmadı Kodi'den daha iyisini beklerim karşısına Gunta geldiğinde bakalım haftaya ne yapacak bunu merak ediyorum Cody'den daha iyisini beklersin de Kodi yani Gunter gelip karşısında Cody bir şey yapmadığı değil. sürece ha bu değil de hiçbir şey yapmadıkları sürece bu. Gelip bunu konuşup gidecek yani. Bir ufak i̇şte, bir aksiyon bir, bir şey. Damien Priest maçında aynısı olacak Gunter için. Şimdi orada kalkıp Damien Priest'e sen sokak çöpüsün sen şöylesin böylesin dediğinde Damien Priest bir anda alevlendi. Ben, bana bile helal olsun dedirtti kendine. Adamın karakter gerekiyormuş demek. Cody'ye de bir laflar atması lazım ki Cody böyle sinirlensin. Bu adam hmm, falan desin. Bir de şimdi karşı karşıya geldiklerinde Gunta bundan bir 5-10 santim uzun duracak. Şöyle bir bakması gerekecek diye tahmin ediyorum. Çok abartmış da olabilirim ama hafif bir boy farkı var. Gunta da e, ondan böyle biraz daha yüksek duracak. Şöyle bir baksın da hani şey yapsın. şeyler ortaya koymam lazım diye içinden geçirsin kodi Onu istiyorum. Yüz yüze geldiklerinde güzel olacak. Ama şunu kabul edelim ki bu bir oyun oynuyorsun diyelim. Ana bir görevim var. Yan görev de şey işte. Kevin Owens'la Randy Orton'da bu evet. Ana bir hikayede Cody Rhodes. Yandan da bir şey geldi. Hadi crunch oldu. bir de şunu alalım dedi. Bir tane görev geldi oradan. Bir item alacak yani. Evet. Bilmiyorum. Sırf o olaydan dolayı birazcık negatifim ama bence çok iyi bir maç olmaya aday yani. Onat Kemeri çok güzel gösteriyorlar bu arada. Mesela iki adam falan anca kemeri tutuyor. Sen bana kemerin bana... detaylarını anlatmıştın. ben mi ön anladmış. yargılıyım bu kadar? Ben mi ön yargılıyım? Yani bana işlemiyor abi bu işte gör kömlü bir... Ya... Neyse. Yok zaten bu şu Arap şeydi. Dubai çikolatası gibi ya. Evet. Anladın mı? Ye, çok güzel ya. ama. Ben çok yiyorum çok güzel ama <laughs> <laughs> yani e, tam yanımızda çünkü dükkan komşuları çok güzel yapıyorlar. İsmini vermeyeyim <laughs> hadi reklam olmasın ama e, baya güzel o yüzden hoşuma gidiyor ama ya, abartılıyor da abartılıyor. Bilmem nelerle geliyor açılıyor. Lan 3 kişi taşı. krancılda da Arapları eğlendirmek için kemer yapmışsın. Her sene yapacaksın işte. Bitti ya. On at buyur. Lan şansımıza sokuyum. Tatlıcı da reaksiyon çektik. Bir hafta sonra Dubai çikolatası meşhur oldu. Bir hafta önce olsana kardeşim. Hayırdır yani... meşhur da çok çıktı son dönemde. Işte, yani e, neyse. E, abi deveye sormuşlar niye boynu neyri demiş. Nerem doğru ki amık demiş yani. Kodi'ye baktığımda söyleyebileceğim şey. Şimdi ben ne, hangi birini eleştireyim? Ben artık yoruldum. Bir i̇nsanların yanıldığı bir nokta var. Geçen şunu düşündüm. Hepiniz de hatırlarsınız. Bu adam yaklaşık 10 yıl önce bu abisiyle beraber birleşip Shield'ı yendi. Cody. Hatta o dokunulmaz Shield'ı bir Battleground şovunda yendi. Başka bir Raw şovunda Big Show'un dönüş yaptığı harika bir main eventleri var. Mesela Cody'nin böyle ezbere sayabileceğim. Heel'ken Rock'la SmackDown segmenti var. Eski tarafı kastediyorum. Yeni tarafı kastetmiyorum. Ee, Damien Sandow'la olan ilişkisi var. Mesela abi geçmişte paperback, kese kağıdıyla adam karakter yaratıyor. Cody'nin fal solu tek olayı döndükten sonrası ya. Çünkü bir şeyi önce işlersin sonra dersin ki biz işte işledik gömlek bu giydiriyoruz. Sen adamı getirdin bana dedin ki benim gömleğimi ben buna giydirdim haberiniz olsun dedim. Kardeşim hani bu gömlek kimin üzerindeydi? Ne ara çıktı? Büyük bu gömlek. Bu adam olmadı dedik yani ve hala demeye devam ediyoruz ve sanki demeye de devam ettiriyorlar yani. Özellikle sanki bir bu adamı ya kastan yapsalar bu kadar olur ya. Yok adamı bir A plus'a geçirmiyor. Hala yani şimdi bir laf var. Buraya uymuyor. Affedersin küfürlü bir laf söyleyeceğim. At skin'de kelebek derler. Onun tersi lazım bana şu anda. hani at skin'de kelebek nedir? Berbat şeylerin içinde bir güzelliktir. Şimdi bütün güzelliklerin içinde burada bir sırıtma durumu var. Hani dedik WrestleMania da sırıtıyor. Rock Rollins, Roman. Abi roster'da da sırıtmaya başladı adam ya. Hani o kadar potansiyelli adamlar varken ben niye kemer bu adamda kardeşim demeye başladım. Bir boğalasın diye mi yani? Bu adamı güreşi süper. sen güzel şeyler de yapabilecekken hiç işlemiyorsunuz. Şimdi Günter şeyinden girdiniz. Feud'undan girdiniz. Enes bir sorun var ona göre şey yapacağım. Tribün çekimi bir görüntüyü yayınlayabilir miyim? Telif yer mi? Ringdeki bir olay ama tribün çekimi. Yani ben şimdiye kadar bütün teliflerimi, strike'larımı tribün çekimlerinden yedim onu söyleyeyim. <laughs> ne güzel. 30 saniyeli gösteremeyeceğim. Yani. Ee, şöyle. Yani. direkt. Önüne kafamı koysam da yer mi acaba? Neyse şey yapmayayım riske evet. girmeyeyim. Ne şeyi diyoruz? gösterecektim. Ee, o zaman şö şöyle dur. Ee, görüntüyü oynatmayacağım. Sadece şey göstereceğim. Ee, kare kare göstereceğim. Kare kare göstereceğim. Ee, Kero bir reklam müziği çalsana. kay <laughs> Tam şey olamadım. Oh. Ne kadar kırmızı. Ha, geldi galiba. Ha, dur geliyor. Yo. Şu an geliyor. Yo, Şu an yo, geliyor. Yo, yo. Açılıyor. Ha. Şimdi bu iki hafta önce bunlar şurada bir araya geldi ya. Bunu izledik zaten. Evet. Olmuştu. Bakın. Bunu gördüyseniz şaşırmazsınız da görmediyseniz şaşırırsınız. Bak. Ben görmedim onu. Bak. <laughs> bunlar rağda yok. Evet. Bunlar Rav'da yok. Niye yok abi? Anlıyor musunuz demek istediğimi? Hani seyirci şey olsun diye. Evet abone olun arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet. Yani bak. Ne olsun diye 30 saniye bir video. Hani ismini de yazarsın zaten. Ben şey yazarak buldum. Cody Cutter'dı Gunter yazarak buldum bir videoyu. Siz de bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. 2 hafta önce yayın. Al görüntü bu. Ya Altun ne dersin bu görüntüyü gördükten sonra, az önce yaptığın ya, yorumların bu, üstüne? Bilinçli koymamışlar işte. İşte. Niye koymuyorsun abi? Demek ki yapıyorsun yani, yapmıyor da yaptığı yaptıkları show bu arada pre taped yani Hı -hı. sonradan evet. taped şovda evet. bu yoktu. Evet. Olmamasının sebebi de çok açık. Ya bunu saklıyorlar bir önce bir sonraki iki sonraki show'a. Ya da hiç böyle bir şeye girmeyecekler ki o heyecan biraz üstü kapalı kalsın gibi. Eğer Crunchyroll'a kadar bunu yapmazlarsa, bunun provasını yaptılar diyebilirim herhalde eyvallah da. Crunchyroll'a kadar bu sahneyi vermezlerse dediklerine katılırım ya altın. Yani şey pardon sen mi de en Enes abi mi dedi? Hanginiz dediniz? Şey, ikisi benzer. aynen yani bu aksiyona girmeme muhabbeti bir böyle saygı sevgi çerçevesinde gitmeleri gereken bir durum yok yani özellikle Gunter tarafında. Ya yani Kodi'yi koruyorsun. Bir paket halinde koruyorsun yani. Koruma kardeş, Yani yeni bir şeylere sok. Ben bir şey demiyorum da. Ben dedikçe konuşasım geliyor çünkü bu adam hakkında. <laughs> Tez yazarım üzerine. Farklı de, bir olay. Özür dilerim. Can Sinan'ın final yılını görüyoruz. Göreceğiz. Ee, bilmiyorum hangi, onun üzerinden kaça kadar açıp gelecek bilmiyorum ama yani İnşallah şöyle bir 10 üzerinden 9 falan açar da yani bize bir mutantlık nasıl olmalı? Nasıl mutant olunur? Bak Kodi onu da beceremiyor. Kodi mutant Hı. ama bozuk bir mutant gibi. DNA'sı bozuk gibi, geni bozuk gibi bir mutant yani şu anda. Böyle mutant da olunmaz. Anlamadım ben yani. Demin Zeyn'den ders almalı. Ya Kody şey Hı. yapıyor çünkü. ben sırnaşıyım. İnsanlara da iyi görünüyor falan mütevazı. Siyasetlik yapıyor. Sina çıkarıyordu masaya vuruyordu abi. Ya hmm. seveceksin ya sevmeyeceksin diye. E, bu yok <laughs> mesela. Ama evet ya adam stretch filmine sarılmış gibi böyle 500 kere. <laughs> korumalı. Ve hani mesela AJ maç aklıma geliyor. Bunun sebebi de AJ ile Cody. Abi yemede yanında yat tadında bir maçtı. Olması gerekiyordu en azından. Bana geçmemişti böyle. Bayağı standart bir maç yapmışlardı. Burada Gunter var. Gunter'ın kötü maç yaptığını hatırlamıyorum hayatımda. O yüzden yine izlenir bu maç. AJ maçında mesela daha iyi olacağını çok eminim. Ama onda da şöyle bir şey var. AJ en azından kemeri kazanabilirdi. Burada kimin kazandığı o kadar umurumda değil ki. Yani çünkü ortada işte o dediğimiz kemerden var. Hı -hı. Ve kemeri bence o kadar göstermelerin sebebi de dizaynının kötü olması. Yani tamam o kadar elmas olması 140 karat mı demiştin? 150 karatmış. 50 yuh. Ya yani okey ama yani çirkin dur ya abi. Yani böyle güzel bir şey olsa, kemer olsa bence o kadar Küçük uğraşmazlar. ne maşallah. Yani bu da %2 iki gram oluyormuş bir karat. Yani 30 gram civarında elmas var. Oğlum ben i̇şte. bir suya yüzük aldım evlilik teklifinde. 20 karattı sen diyor 150 karat diyor. İşte yani ciddi pahalı bir kemer. Aynen. Bir de iki kişi taşıyor ya hani tek kişi beline takabilir mi? Takarsa nasıl görünür bu merak ettiğim bir mevzu aslında. Gantr'a uyar gibi büyük bir dekemer şimdi. Aslında ya düşünce iki kişi muhabbeti en azından farklı olduğu için. Seviyorum da Enes abi kapanı salladığını gördüm. Goldberg. <laughs> Geçmiş olsun yani. Cody hey ya, o zaman ben oradan şunu sorayım. Goldberg Gantr olayı aslında farklı bir evrende Brock Lesnar Gantr olayıydı. Brock Lesnar'a olanlar oldu. Brock Lesnar'ı sildik yerine Goldberg'i koyduk gibi geliyor bana şu an o zaman. Goldberg Gunter'a kaybettirmeye gelsin. KO'da Cody'ye kaybettirmeye gelsin. Sonra KO ile Goldberg takım <laughs> yok. KO ile kim r takım, oluyor? takım oluyor? Gunter evet. takım oluyor. Goldberg'le Goldberg ile de Cody takım olsun. Bak mis gibi. Survivor KO Goldberg'i de sevmez zaten. 2 war game... <laughs> O 5 war maçı var ama main event bu değil mi? Kesinlikle. <laughs> izlenir bu arada. <laughs> Hadi buyurun. Onda drag geliyor. O zaman zaten oraya bağlayayım o zaman. Kevin Owens, Randall Kevin Owens bir konuşma yaptı. O diye ya yine evet. haklı olduğunu falan söyledi. Ama Randy Orton'a dedi kalbim kırıldı dedi. Ben, ben sana böyle yapmazdım dedi yani bilmem ne. Ya bu Crown gidiyor belli ki. Randy Orton da Crown Jewel'da işte maç istedi zaten. Nick Aldis dedi ki ben bilmem. Yukarıdan emir var olmaz falan filan çekiyordu önemli. böyle. Muhtemelen tamam ben bilirim, yapacağımı fan dedi Randy Orton'da. Ee, bir Triple H. Çok isterim mesela biliyor musun? Randy Orton gitsin Triple H'in boğazına yapışsın mesela. Falan. Anladın mı böyle bir şeyler görsek çok isterim yani. Abi bilemiyorum artık ne olacak da oralara bir girilsin yani anladın mı? Öyle evet. bir şeyler olsun ve Rend Orton'u ben artık bir yerden sonra heal görmek çok istiyorum. Ama bu Kevin Owens'la e, olmayacak gibi hani daha ileride belki. Ama bir arkadaş vardı şey demişti mesela Kevin Owens'la Rend Orton bir yerden sonra ortak çalışıp Cody'nin ağzına sıçacaklar falan diye. <laughs> Bilmiyorum artık ne olur da. Eee olması gereken bir maç. Bu arada şunu da ekleyeyim hemen. Kevin Owens, Rend Orton Roman Reigns olacak gibi Cruyjol. Ee, işte Nia Jaxley, Morgan, Cody Gunther falan Seatronis, Bron Breaker bence gayet iyi bir 5 maç yani. Hoşuma da gitti. Şöyle bir maç kart olursa. E, güzel yani. Crown için bence güzel. Ee, yani. yani. Kevin Owens, Rand Pardon. Evet. Bu Buyur. Yo, sırayı bozdum. Bu konuyu konuşacağız Estağfurullah. mı? Estağfurullah. Buyurun. Tabii ki. Ee, haftanın bence en önemli detayı Nikaldis'in kardeş bu yukarıdan geldi demesi benim aklıma direkt yeni yeni şeyler getirdi. Şimdi benim de ilk aklıma Triple H geldi ama direkt şu soruyu sordum. Lan Cody'nin bu iğrenç, WrestleMania'dan beri olan iğrenç title reign'ini tek bir hareketle ne kadar süsleyebilirlermiş? Farkında mısın? Rak yok, kesinlikle yok, görünmüyor. Ama Cody'nin karşısına böyle ikide bir engeller çıkıyor. Düşünsenize. İşte AJ ile maçı yapacak. Maç başlamadan önce diyorlar ki, örnek veriyorum. İşte Cody bu maçı kazanmak için pini 5'e kadar saydırması lazım diyorlar mesela. 3 değil de. kodi böyle bakıyor ekran. Nereden çıktı lan bu falan diyorlar. Yukarıdan geldi falan diyorlar böyle. Ve Cody yine kazanıyor falan. Hani bir hareketle kodinin olayını bir, bir pay per view normal gidiyor böyle. Başına bir şey gelmiyor. Mutlu oluyoruz falan. Sonra bittiğinde bu sefer bir şey oluyor. Hani şimdi ne güzel Randy Orton yukarıdan icazet almaya gidecek. Bu yukarı Triple H yüzde 99 ama bir de öbür taraf olduğunu düşün. Ee, öbür kel olduğunu düşün. Rock olduğunu düşün yani. Ee, o da ayrı bir tat katabilir. Ee, ama ben de Triple H olduğunu düşünüyorum. Ve bu sefer Randy Orton Triple H'in evini bastım falan diyeceğim. Büyük <laughs> bir değişiklik olsun yani. O sahneyi görmek istiyorum. Bana göre haftanın en önemli olayıydı. Böyle bir olaya ya şimdi şu soruyu da soruyorsun. Triple H ise şayet niye e, istemiyor? Kendi adamlarını mı koruyor işte? Birini, ikisini de seviyor Triple H. Bir Randy Orton, biri Kevin Owens. Yapmayın kardeşim falana mı gidecek? İkiniz de benim bebeklerimsiniz. Kendinize gelin falan derse e bu sefer Cody de Triple H'in adamı. Ya yani Triple H'in herhangi bir olaya girişi beni hype'ladı. Bunu gösterdiysen ne olur ver. Sırf e, Arap şovu diye böyle bir şey yapmış olmasınlar umarım. Triple H bir yerden girsin istiyorum. Çünkü tam kalbi rahatsız olabilir. Ama hiç yumruk bile atmadan yapabileceğin o kadar güzel şeyler var ki. Ben Triple H'i ön planda görmek istiyorum. Bir gün bunu kıracak biliyorsunuz. Şu an kendini bilerek geride evet. tutuyor ama dayanamayacak yani. Kimse dayanamaz. Atacak kendini öne. O inşallah o zaman bu zamandır. Ve e, son cümlem önümüzdeki Road to WrestleMania'nın bence Triple H'e ihtiyacı var. Önceki Road to WrestleMania'ya şöyle bir göründü gitti pas geçti. Ama ana hikayenin Rock'ın Final Boss karakterinin bir opposite triple H'e ihtiyacı var yani bence. Bunu zaten birazcık gösterdiler gibi ya. Hı hı. Bu, Rock direkt posta koydu yani triple H'e Evet. Evet. Yes. Yani ilerleyen süreçte Rock'la Triple H'in bir güç çatışmasına girmesi çok şu anda eğlence vaat ediyor. Hakikaten hı -hı. çok enteresan bir olay. Mesela Vince McMahon Eretra -er 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 bittikten sonra Ruthless Aggression'a geçilince böyle ...karakterini artık geri adım atmaya başlamıştı. Böyle tamamen e, nötr bir patrona çevir çevirmeye çalışmıştı... ...kendi karakterini, Mr. McMahon karakterini. Ama tabii seyirci ondan e, doğal olarak çok nefret ettiği için... ...çok zaman almıştı bu durum. İşte 2011'de CM Punk laf atmaya başlayınca falan... ...mecburen hikayeye dahil oldu orada. Orada da hafiften heel'i oynaması gerekti. Ama gerekmese Mr. McMahon karakteri ayrı kalacaktı hikayeden. Yani Vince McMahon tamamen nötr bir patron olarak devam edecekti. Triple H şu anda o rolü oynamaya çalışıyor gibi. Hikayede ara ara gözüküyor şovlara falan çıkıyor ama nötr patron. Yani heel değil. Herhangi bir gimmick oynama peşinde değil. O yüzden oradan bir geri adım atıp hikaye tam gaz dahil olması anormal derecede hikaye eğlence katabilir. Kalkıp Aaron Pearce'a biz şu anda GM diyoruz. Aaron Pierce GM böyle bizim gördüğümüz efsane GM'lerin yani hizmetçiliğini bile zar zor yap yapacak, yapacak bir adam. <laughs> Ama inaf diye bağırdığı zaman beğeniyoruz yani mesela. Ancak o kadar. O yüzden Rock'la Triple'ye çatışsa şöyle WWE'nin başına geçmek için ileride çok güzel olur. WrestleMania 42'de de bunu yapsınlar ya. İlla maçı çıkmaları şart değil. 5'e 5 e sor var, var sizde 2014'te mükemmel bir şey yaptılar. Benzer bir işe girebilirler. Benim adamım bu seninki bu. WrestleMania Main eventine kapıştıralım falan. Harika olabilir kesinlikle. Donald Trump'la Vince McMahon'ın maçı biraz önemsiz kaldı da. Bu önemli olsun. Main, main Event'te olsun. E, Randy Orton kime gidecek abi? Higher Power kim olabilir ki Triple işte Şimdi benim aklıma başka biri gelmiyor. Rock. Mümkün değil gibi şu anda. Yani çok ütopik olur. Ama Triple H'le bir araya gelmeleri, yüzle gelmesi bile çok e, e, eğlence vaat ediyor kesinlikle. Güzel olur yani. Burada Cody ile K.O. devam edecekken Keo ile döndük. Bir anda. Cody'ye tam feud gelmişti böyle. Oh be izleyeceğimiz Cody kemer feud'u var derken hop Randy ortunda Cody K.O. oldu. Aynen. Yani, ya ama şey hangi tahmin etti bilmiyorum da biri tahmin etti onu dediniz hani bu Kevin Owens şu an çok haklı. Evet. Ama Randy'ye saldıracak. Oradan yürüyecekler demiştik aslında ve Üzücü olarak da çok tahmin edebilir şey buydu. Bizim istediğimiz tabii ki de Kevin Owens Josh'sun, Kemeri kazansın. Neden olmasın bunlar ama işte e, önümüzdeki şartlar bunu gösteriyor. Ama o Triple H ve Rock karşılaşması çok büyük bir potansiyel gösteriyor. Çünkü hani abi ikisi de başında şirketin yani ve Creative'de oturuyorlar. Bence bu dediğimiz şey hani Survivor Series'de olur bir sene bile boyunca devam ettirebilirsin. Hmm. Bir mutasyona uğramış Invasion hikayesi bile olabilir. Ortaya NXT katarsın biraz da. Triple için kankası Shawn Michaels belki bir şeyler yapabilir. Kartlarını doğru oynarlarsa mesela ve atıyorum Drak Roman muhabbetini bu sene yaparlarsa bu seneye büyük bir şeyler lazım. Hande işte aradığımız ve sene boyunca bir de bizim ilgimizi çekebilecek büyük şey bu olabilir. Ne bileyim biraz delirip araya TNA'yı da katabilirsin. Daha geçen Modricity Machine Gun'ları geri getirdiler mesela. Şey tek turnuvasına evet. soktular. Ee, geri getirdiler demeyeyim hatta ilk defa çıktı adamlar. Onlar 40-50 vardır böyle bayağı yaşlı. Bayağı yaşıyor. yaşlı değil mi onlar? Bak ben yani onları 43. TNA'dan hatırlıyorum. Aya. Neredeyse 20 yıllık takdimler zaten. Hmm. Şeyler yani. Emektarlar diyelim de. Abi Cody Rhodes'la vereceğim cevap kısarısı birbirine bağlanıyor rakla çünkü... Evet birbirine bağlılar. Bekliyoruz işte. Paper zamanı gelsin. Büyük şeyler olsun. Ben ama evet Triple H'i daha aktif ya kesinlikle görmek isterim. Adam da işte Bad Blood reaksiyonunu hatırlarsınız belki. Adam çıktı böyle. Coştuk. Sadece biliyoruz. Hani gelip merhaba selamünaleyküm deyip gideceğini biliyoruz ama yine coşturuyor. Evet. Bence de aktif olsun. Ama şu da hoşuma gitmiyor değil. Biraz daha hani şu otorite muhabbetini sanki 20 yıldır görüyoruz gibiydi. Eee Ondan da biraz soyutlanmamız iyi oldu. Yine GM devam ediyor da. Adam Pearce aynen artık böyle dayanamasın bir şey olsun ona. Desin ki Triple H sen yapamıyorsun. İpleri benim elime verdesin, biraz. O oynasın yani. Ben çok isterim bunu izletir. İzletir. Abi ben seviyorum ya. Güreşçilerin önünü kesen heel otorite karakterleri. Güzel oluyor. Yani. Şu anda Hı. da ben eksikliğini hissediyorum mesela. Aynen. E şey işte zamanı geliyor bak. Baya Çünkü şok yapıyorlar abi ve bıkıyorsun. O yüzden bu arada bir soyutlamak gerekiyor bence de artık. Olursa ben de şikayetçi olmam. Evet. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Belki hayır. Power Shane McMahon'dır. Sanmıyorum da. Bitti mi? Evet. İki saat olacak. Soru yok. Ben de bir şey eksik hayatımda diyorum. Şimdi <laughs> ödülü falan verdik. Güzel Aa. şeyler. O yüzden bu haftalık olmayı evet. versin ama senin de gidecek bir şey var galiba evet evet yaz ee, programın başından beri bir ağlamaklı bir üzgün bunun bir sebebi var ee... <gülüyor> <gülüyor> evet <laughs> e... Progress Studio'da bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar ee, bu gayet de şu an bizim ilk defa konuştuğumuz bir şey değil daha öncesinden ta geçen haftadan konuştuğumuz ama şu an açıkladığımız bir şey. Ben zaten biliyorsunuz uzun zamandır bir katılabiliyorum bir katılamıyorum ve önümüzdeki dönemde de bunların birazcık seyrekleşeceğini düşündüğüm için bu üç mükemmel insana her ne kadar onlar aksini söylese de saygısızlık olduğunu düşündüğüm için ve özellikle onlar bir şey icra ettiğinde yorumlara bu güzel bir şakaydı başlarda part time onat niye gelmedi şu bu. Ama onların icra ettiği bir şeyde kendimle ilgili bir şeyler görmekten artık gittikçe rahatsız da olduğum için. Tekrardan e, bu işi her hafta yapabileceğimi düşünene kadar müsaade istedim. Bunu paylaştım. E, her biri de sağ olsun anlayışla karşıladılar. Özellikle Yağız biraz sert çıksa da e, birebir de bana sesini yükseltse de, küfürlü konuşsa da hakaretler etse de ee, herkes son derece anlayışla karşıladı. Ben ee, Türkiye'de birçok insan böyle bir şey deniyor, yapıyor. Herkesi de çok takdir ediyorum ama ee, gerçekten küçükken yani 13-14 yaşında bir çocukken ee, Enes için Çağrı Vezmez'le Pro Wrestling Studio adı altında Facebook'ta yaptığı o konuşmayı gördüğümde nasıl imrendiysem e, buna bir buçuk sene önce başladığımızda da öyle bir heyecanla o tıpkı o 13-14 yaşındaki o çocuğun heyecanıyla buna başladım. E, ve önce iki başladığımız, sonra üç olduğumuz, sonra dört olduğumuz ve harika bir dörtlü olduğumuz burada e, şu anda Bırak Türkiye'yi dünyada eşsiz bir podcast olduğunu düşünüyorum. Yani şurada Türkçe değil de İngilizce konuşuyorsak Kero Kenny Meni'yi aramaz yani. Gitmez <laughs> bir daha oralara. Ee, yanlışsam yanlışsın da Kero. Tek problemimiz e, ülkemiz. Yani, yani ülkemiz derken ülkemiz problem değil. Yani doğru iş yanlış ülke demek istiyorum. O yüzden Pro Wrestling Stüdyo'nun kıymetini bilin. Bardağı aldım. E, benim işim bu kadardı. <laughs> bardağı alana kadardı. Yani bir buçuk yıldır bekliyorum e, bir bardak versede de gitsek diye. Bu, bu zamana nasipmiş. Şaka bir yana bana göre e, Türkiye'nin güreş konusunda en büyük ansiklopedisi Yağız Altun. Yani bakılmayan yerlerinden bakan e, hiç böyle bir adam görmedim yani. E, Türkiye'nin bana göre e, yani world class ayarında güreş fanı demiyorum artık güreşçisi de Keroşero. Yani... Sen fazlasın onu söyleyeyim bak. Bir insanlar bunu biraz egoistçe bulabilir ama sen gerçekten e, Türk profesyonel güreş kitlesine fazla bir adamsın yani. Onu canı gönülden söylüyorum. Seninle birebir sohbet eden, 10 dakika birebir sohbet eden birisi bunu direkt yakalayabilir yani. Fazla bir adamsın ve abi kelimeler yetmez. Aha evet. Anca çıktı. <laughs> kelimeler konuşacağım. Sen. Yetmez. Ben hani hep üstadım diyorum, masterım diyorum ama onun da ötesinde. Ya ben ben, güreşi Hakan Aktanır'la başladıysam Enes abinin bana gösterdiği, anlattığı 2010'da, 2011'de şeylerle o güreş sevdamı pekiştirdim. Ve e, yine o yıllarda daha önce bunları çok söyledim ama yine söylüyorum. Kardeşim spikerlik yap, sesini oturt. Her hafta SmackDown'un Raw'un main event'ini anlat, bana gönder. Ben e, Sistemde yayınlayın belli insanlara göstereyim dediğini biliyorum e, isim vermedim bilerek belki istemezsin diye e, yani oralardan buralara gelip hala 2024 yılının Ekim ayındayız sabahın altısında kalkıp içeriğini çekip işe giden bir adam saygımı sonsuz hak ediyor sevgimi zaten sonsuz kazanmış durumda ama abi Bıkmadın ya. Gerçekten inanamıyorum. Ben yemin ediyorum bak senin yüzün burada. Yağız'a 40 kere söylemişimdir. Bu adam bir yerde bıkacak dedim yani. Bu adam çok şey gidiyor. E, hızlı gidiyor. Sert gidiyor. Bir yerde bıkacak dedim. Bıkmadın ya. Helal olsun. Aşırı büyük saygı. Dürüst olayım ben senin kadar ilgi duymuyorum şu anda. Bu ya tutkum senin onsa benim 3-4 falandır yani. O yüzden aşırı saygı ve sana her şeyden öte çocukken böyle benim için e, bir rüya olan bir içeriği ben de başlatıp bunu benim e, bir parçam haline getirdiğin için çok teşekkür ediyorum. Eee hakkın ödenmez zaten biliyorsun. Muhabbetimiz, sevgimiz sonsuz. Ben bunu söylediğimde de hiç bir şey demedi. Kafanı topla dedi. Hayatını düzene sok dedi. Hiç öyle nasıl gidersin? Gebertirim falan öyle bir şey yapmadı yani. Enzo düşündüğünüz kadar sinirli bir adam değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Pamuk gibi adam. Ya Enzo ile 10 dakika yüz yüze görüşürseniz de, e, neyse demeyeceğim, e, görüşün yani. Güzel adamlar bunlar, bu adamlarla yüz yüze görüşün. Ben e, müsaadenizi istiyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda da tekrar, bu Cefardi'nin bir cümlesiyle bitirmek istiyorum. Bu bir e, elveda değil, bu sadece bir görüşürüz güzel çevirdin değil mi yaz yanlış olmasın tekrar evet. aynen evet. İyi. bu kadar vay be yani ya önemli olan zaten senin kafanın rahat olması ki sonuçta evet. burada e, güreş tabii hepimizin ortak hobisi Eliniyoruz ama hayatın gerçekleri var hepimizin kendi hayatında karşılaştığı bir sürü sorun sıkıntı bir sürü şey var hepimizin yani ama ya orada kafamızı rahat olmadıktan sonra buraya odaklanmak gerçekten çok zor. Hı hı. Bunu ben de çok yaşıyorum. Belki hissetmiyordur insanlar ama evet. şey yani. Deşarj oluyorum buralarda o yüzden de hoşuma gidiyor. Umarım senin için her şey. Ama senden bir, bir isteğim olur. var gitmeden önce. Son Heh. bir ricamdır. Hadi Lütfen bakalım. zamanı belli olmadan bir pro wrestling stüdyoyu güreş, non güreş bir pro wrestling stüdyo istiyorum. Ona geleceğim. Vallahi ona geleceğim. Onu çok istiyorum. Evet, o onu da kanalın tabii. kapandığı gün olacak. <laughs> ne konuşacak yani, sakın. Ne olursa. Futbol olur, siyaset olur, hayat olur. Ee, her şey olur yani. Her şey olur Hatta istersen üyeler özel yapalım, küfürlük kıyametli girelim. Hiç önemli değil yani. <laughs> Ama onu istiyorum yani. Ee, ben başka şeylere yönelmeye çalışıyorum şu anda. Tabii güreşten kurtulamıyoruz, onu söyleyeyim. Ee, ben KİK'te yayın yapmaya başladım iki gündür, üç gündür. Until oynuyorum. Ya çok e, şey, adam, oyun yani bu bir video game. Adam yerden gaz lambası alıyor, yakıyor. Vahit gibi yaktı yazıyor çete mesela. Hani lan ne alaka hani gaz lambası. O. Hani o gaz lambası olduğu için, vahit olduğu için gaz lambası değil o yani. Hani güreşten kopamıyorsun. Eninde sonunda hani tabii ki ben de kendi mecramda arada... Bir şeyler yapacağım. Daha yeni Kurancı reaksiyon çeksek mi diye konuşuyorduk bilmiyorum. Keron ne yaptı da konuşacağız onu yani. Ama e, burada neticede dört kişinin yürüttüğü bir şey olduğu için bireysel yaptığı neler hareket bu dört kişinin hanesine yazıldığı için ben o yüzden her, her şeyden önce müsaade istiyorum. E, ama inşallah yeniden bir araya geleceğiz yani diye um ümit ediyorum yani. Elveda da şu buralar olsa da her zaman beraberiz yani. zaten ya. Yani. Tabii ki öyle bir şey yok tabii ki. Öyle. Her ben zaman bir zaten. telefonumuzun bir telefonumuzun çaldığı kadar uzağız yani, yani. Ne? Beni Özürüz beni ben. beni WhatsApp kuruma atmazsınız değil mi? Vallahi. Şimdi orası bile. <laughs> ben e, gelecek hafta bekleyecektim ama dayanamadım. Söyleyeyim. <laughs> hani? Atacan mı lan? yok e, intikamı almadan kaçıyor haberiniz olsun. Hani <laughs> hadi buyur. Öyle. <laughs> Kaçıp gidiyor. Sonra hani aklınızda bulunsun. Ben azarladı. Bir ayıp return ediyorsun. bakalım. Gel, ayıb ediyorsun. Vur, gel. <laughs> o zaman arada, öyle. Yazda da e, tavuğunu ısmarladım. Onu da söyleyeyim. Evet. Frank görünmediği için tavuğu evet. ısmarladık. Afiyet olmuştur umarım Evet Evet 2 saati de açtık <laughs> Keyifli bir programdı 72. bölümünde Sonuna geldik o zaman Ne yapalım 73'te 3 kişi olarak <laughs> 72'de mi öldüm la Vay be 72'de 72 ördüm. Vay be Bu not al Yarın öbür gün Bu 7-2 Başına bela olacak Haberin olsun Evet Kendinize iyi bakın o zaman biz kaçalım. Görüşmek dileğiyle. Onat sen de kendine iyi bak. Kesinlikle sanki daha. hiç görüşmeyecekmişiz gibi. <laughs> Aynen sanki bak. biraz birazdan muhabbet edeceğiz ya. <laughs> Haydi bay Hadi bay. Hadi görüşürüz. Ne oluyor lan? Ha. Oh.